Herkese merhaba, bir sürgünle tanıdık sima ve tanıdık isimler var. Ben teşekkür ederim herkese. İş ciddiye alındığı için biraz da olsa. Birkaç şey söylemek isterim. Aslında geçen konuşmada da söyledim. Bu Bergama Stereotip Bochum'da, Stereo Bochum'da açıldı. Sonra taşındı, Sekülü Berlin'de kuruldu. Sanırım Berlin'de kurulduktan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, Amelie Klein diye daha evvelden tanımadığım, yine müze dünyasından sanat tarihçi birisi bana bir mesaj attı. Hangi şeyden olduğunu tam hatırlamıyorum şu anda, hangi mecradan olduğunu, ama işte eserle ilgili fikirlerini söyledi ve bir de bir kitaptan bahsetti. O kitabın, yani çok sevdiği o kitabın perspektifiyle çok ortaklıkları olduğunu falan. Ben de kitabı bilmiyordum ve üstünde Can Bilsel ismini gördüm. Önce kitabın kendisine hemen ulaşamadım. Bu işte zaten böyle bir gelenek var. Onun için hiçbir acelemiz yok artık. Bir şeyi hemen görememek, hemen tamamına ulaşamamak gibi. Fakat sonra ulaştım. Hatta bayağı da yakınımızdaymış. İTÜ Mimarlığın kütüphanesindeymiş. Ve Can Bey'i biraz araştırdım. O esnada ve şu anda San Diego'daki University of San Diego galiba, oradaki mimarlık bölümünde, mimarlık tarihi bölümünde olduğunu şey yaptım ve sonra da aslında biraz yine geçen sefer söylediğim gibi çekinerek bir mail attım. İşten haberdar etmek istedim ve bir diyalog başladı aramızda. Çok da güzel oldu. Geçen yine bu serinin Arte'nin öğrenme programındaki hem benim konuşmamda hem başka bir seriyle konuşmuş olduk. Sözü geçen kitap buradan da şey yapmış olayım özellikle meraklılarına. Kapağını göstermiş olayım. İsim, başlık, alt başlık ve yayıncı şeklinde. Şimdilik çok pozitif şeyler söylemeye gerek yok. Sanırım Can Bil senin kendisi konuşması içeriği onu doğal olarak yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Ve tekrar hem bunu mümkün kılan insanlara hem Can Bey'e hem de takip eden kişilere buradan teşekkür ediyorum. Evet. Buyurunuz Can Bey. Hoş geldiniz tekrar. İyisiniz. Sağ ol. Cevdet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok olağanüstü oldu. Son özellikle birkaç gündür devam ettiğimiz diyalog çok benim için de çok yararlı ve çok olağanüstü, ilginç oldu gerçekten. Aynı zamanda başlamadan önce Arter'den Öztat'a çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Meltem Özer'e ve bütün ekibe çok özen gösterdiler. Yani benim için çok onore edici bir şey oldu gerçekten. Şu anda da yani sadece Türkiye'den değil başka birçok yerden de insanların arada işte dostların bağlandıklarını görüyorum çok. Yani belki bu pandeminin hiç güzel tarafı yok tabii asla ama onun enteresan bir tarafı da bu oldu. Bu şekilde uzun süredir görmediğimiz dostlarla beraber olabilmek. Şöyle başlayacağız. Meltem, sizden rica etsem, Cevdet Ereğ'in Hamburger Bahnhof Berlin Çağdaş Sanat Galerisi'ndeki işte yerleştirmesinden kısa bir ilk 2 dakika seyredelim. Ondan sonra İstanbul Arter'deki Bergama Stereotip'ten yine 2 dakikalık beraber seyredelim.
Ereğ'in bir Ekim'de Arter'de verdiği konuşmada bir cümlesi dikkatimi çekti. Cevdet şöyle diyor, işi bir mekan için yapıyorsunuz, deneyim için. Bir resim veya poster onu temsil ediyor. Bu mekansal deneyim ve temsil ikilemini bir yere not edelim. Ereğ, mekan, ses ve ritim ile çalışan bir sanatçı. Mekan ritmi, ritim de yankı yoluyla mekanı üretiyor. İşin üretimi sırasında sesin öncülünden tekrarı, yankının geri dönüşü, her tekrarda başkalaşan sesin anlaşılır kalabilmesi için yeniden düzenlenmesi, bütün bunlar var elbette. Dijital arşiv çağında zaten her iş bir yeniden üretimdir. Yalnız bu işin YouTube'daki 5 dakikalık, 2 dakikalık videosuyla, biraz önce gördük, Ereğ'in Bochum, Berlin ve şimdi de İstanbul Arter'deki mekan ve ses yerleştirmeleri arasında kapatılmaz bir fark olmalı. Galeride gezinen izleyicinin zaman ve mekan deneyimi dijital bir yeniden üretime bir videoya indirgenemez. Selen Anselm ve Süreyya Evren'in Arter'den çıkan kitapta yazdıkları gibi ya da çok yakında çıkacak, benimle bir kopyasını paylaştılar. Ereğ'in işi, alıntı yapıyorum, dinlenebilir, bakılabilir ve üzerinde yürünebilir ve hatta ritimleriyle dans edilebilir bir yapıya dönüşür diyorlar. Her ne kadar Bergama Stereo ve Arter'deki Bergama Stereotip mekana özgü birer yerleştirme olsa da aynı zamanda da şimdi belki itiraz edeceksiniz. Bir arkeolojik rekonstrüksiyon. Yani yeniden inşa. Ereğ büyük Bergama sunağını yorumlayarak yeniden üretiyor. Böylece yepyeni, mayınlarla dolu ve pek de haritalanmamış bir bölgeye giriyoruz. Kaybolmuş bir eski eseri işitsel olarak yeniden canlandırmak. O eserin biçimsel anıtsallığını yeniden yorumlamak. Bunu özgün bir mekanın bireysel deneyimiyle sınırlandırmak artık mümkün değil. İstanbulluların çok iyi bildiği gibi tarihi ihya etmek bir kitle sanatıdır. Anıtsallık içerir ve toplumsal belleği yeniden şekillendirdiği ölçüde de politiktir. Belki bu nedenle sanatçının 2023'e kadar ziyarete kapalı olan Berlin Pergamon Müzesi'ni henüz görmemiş olması önem kazanıyor. Ereğ'in konuşmasında, yani 1 Ekim'de yine Arter'de verdiği konuşmasında vurguladığı başka bir nokta da şu. Yine alıntı yapıyorum. Bergama sunağını, yani Berlin'deki rekonstrüksiyonu ben hiç görmedim, diyor Cevdet. Ama çocukluktan beri tanıyorum. Aslında görmem de gerekli değil. Onu bir prensip haline getirmeye karar verdim. Bir prensip veya belki de fikirler. İşte bugün vurgulamak istediğim ilk soru işte bu. Berlin'deki Büyük Bergama sunağını bir çocuk şarkısından uyarlarsak, gitmesek de görmesek de bizim yapan, toplumsal belleğimize kazınmış bir imgeye dönüştüren nedir? Bergama'nın Sosyal Demokrat Belediye Başkanı Sefa Taşkın'ın 1991'de yazdığı gibi Bergama sunağı Berlin'de sürgündedir. Bu anıtsal imgenin Bergama yerine bir Avrupa başkentinde deneyimlenmesi, kültürel alanda merkez ve çevre ilişkisi yaratan bir şiddet içerir. Diğer bir deyişle bu yerinden ediliş sadece emperyalist bir geçmişin bakiyesi değil, devam eden ve uzun soluklu bir kültürel hegemonyaya da işaret eder. Cevdet Ereğ'in Bergama Stereo ve Stereotip işleri birkaç yıl önce tamamladığım Antikitenin Teşhiri, Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde Özgünlük Rejimleri adlı kitabı
bir şekilde yeniden düşünmeme, yeniden değerlendirmeme yol açtı. Bu kitap Berlin'in Müze Adası olarak bilinen alanın, şu anda görüyorsunuz çizimimizi, 1830 ile 1930 arasındaki 100 yıl boyunca tarihini ve özellikle Alman arkeologların Osmanlı ve Orta Doğu coğrafyasından getirdikleri buluntuları Berlin'de sergilemelerini anlatıyor. İşte buradaki Altes Müzesi'nden başlayarak sonra işte Neues Museum tekrar yeniden açıldı çok yakınlarda biliyorsunuz. Oradan işte Bode, bugünkü Bode Museum, eski Kaiser Friedrich Müzesi ve en sonunda da Berlin Pergamon Müzesi'nin birbiri ardına işte tarihlerini anlatan ve onların nasıl bir sergileme sunduklarını ve bu sergileme fikrinin nasıl değiştiğini ve de bunları gören kitlelerin nasıl transforme olduklarını anlatan bir tarih. Avrupa müzelerinin postkolonyal bir eleştirisi olarak belki uzaktan tanımlanacak bu çalışma, aynı zamanda müzenin mimari mekanlarının yakın bir okuması da sayılabilir. Kitaba giriş noktası Bergama Galerisi veya Almanların Pergamon Saal dedikleri modern bir iç mekanı ele alıyor. Bu çalışmada bu müze mekanının bir mimari zarf, estetik bir bağlam, bir ulusun inşa edildiği yer, emperyalizmin bir ikonası, bir yıkıntı, bir mimarlık müzesi, bir performans mekanı ve de kitle süsü olarak değişik şekillerde inceliyorum. Olaya işte teknik açıdan bakarsak, Berlin'de deneyimlediğimiz bu mekan 51 metre ve 31 metre boyutlarında, aşağı yukarı 20 metre yüksekliğinde modern bir galeri mekanı. Sergilenen cephe ve heykeller bizi dört tarafımızdan çevreliyor. Mekanın ortası ise neredeyse tamamen boş bırakılmış. Mekana giriş anında izleyici tam karşısında Bergama sunağının batı cephesini buluyor. Bize doğru uzanan bize doğru uzanan bu iki kol veya iki kanat rizalitler deniyor. Sunağın sanki yeniden inşa edilmiş müstakil bir bina olduğu hissini veriyor hepimize. İzleyicinin İki yanında ve arkasında kalan müze duvarları ise, yani şu duvarlar, göz seviyesinin üstünde uzun bir friz ile çevrelenmiş. 135 metre uzunluğunda ve 2,3 metre yüksekliğinde Gigantomachia frizi, bir zamanlar Helenistik Bergama kentinde bulunan bir anıtın dört cephesini süslüyordu. Gigantomachia frizi Olimpos tanrıları ile yeryüzü devlerinin mitik savaşını betimliyor. Yüksek kabartma, rölyef olarak işlenmiş insan ve hayvan figürlerinin son derece etkileyici betimlemeleri, Karl Humann'ın 1878-1886 yıllarında Bergama gazılarından bu yana sanatta çok büyük bir etki yaratmıştır. Şimdi bunu tekrar düşündüm. Yani abartmak mı olur? Bence değil. Yani burada bahsettiğimiz bu 135 metre uzunluğundaki Helenistik friz herhalde Batı sanatının en anıtsal heykel kompozisyonu. Yani örneğin Atina'daki klasik işte Panathenian frizi Parthenon'un üstündekiyle falan karşılaştırıldığında, ki onun da tabii Belgin burada zannediyorum değil mi Belgin? Belgin hocam. İşte Britanya Müzesi'ndeki tarihi de onun çok ilginç. Belgin hoca biliyorum onun üzerine bir kitap yazıyor. Yani onunla falan karşılaştırıldığı zaman bu tabii daha geç bulunmuş ama sanat tarihine olan etkisi açısından gerçekten
Çok anıtsal. Bu galeri mekanına geri dönersek, burada birbiriyle çelişen iki sergileme yöntemiyle karşılaşıyoruz. Sadece Batı cephesinin heykelleri yeniden inşa edilmiş, mimari bir bağlama oturtulmuş. Bu anıtsal merdivenlerden, işte merdivenlerden çıkıyoruz. İki yanında heykel kabartmalar, eseri ve mimari çerçevesiyle tamamen birbiriyle entegre ediyor. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu friz çok büyük şaşkınlık yaratıyor 19. yüzyılda Almanya'ya vardığı zaman. Çünkü bütün klasik sanatı anlatan işte o Winckelmann bazlı tanımlardan tamamen dışarıda ve o heykellerin kendi çerçevelerinden dışarıya uzanışları, dışarıya çıkışları, neredeyse canlanır hale gelmeleri ve sürekli resim, heykel ve mimarlık arasında olması gerektiğine inanılan, yani neoklasizmin olması gerektiğine inandığı çerçevelerin sürekli yırtılarak figürlerin, yani temsil mekanından deneyim mekanına uzanmaları, bütün bunlar yani sanatta çok büyük bir etki yaratıyor. Ve bu açıdan da bu sanat tarihine aslında bir şekilde onun devamı bu Pergamon Style gösterisi. Ve özellikle bu merdivenlerden çıkarken şuna bakalım. Yani buradaki figürlerin gerçek merdivene sanki diz çökmüş gibi durmaları. Evet, konumuz bugün ritim. O yüzden izlemeye devam edelim galeriyi. Yukarıya çıkıyoruz bu anıtsal merdivenlerden. Ve burada iyonik kolonlar arasında, bir peristal arasından geçerek Bergama Galerisi'nden Telefos Odası'na geçiyoruz. Telefos Odası, işte Bergama Galerisi. Buradaysa izliyorsanız işte kursörü, Telefos Odası'na geçiyoruz. Burada Bergama kentinin kurucusu Telefos'un, yani antik Bergama'nın kurucusu Telefos'un maceralarını anlatan ve Bergama sunağının iç avlusundaki küçük friz sergileniyor. Bu frize ait 35 levha da yine Karl Hulman tarafından Berlin'e gönderilmiş. Yani konumuz anlatı ve ritim olduğu için şunu da ekleyeyim. Nedense kimse Telefos frizine çok ilgi göstermiyor. Tabii dışarıdaki gigantomaki o kadar insanı böyle etki altında bırakıyor ki. Burada ise anlatı açısından çok enteresan bir buluş var aslında. Yani bir film şeridi gibi anlatılmış. Yani gigantomaki tanrılar ve devlerin savaşını kozmosta bir anı 135 metreye yayarak tek bir an veya tek bir hareket ifade ediyorsa, burada işte hani dizi film seyreder gibi Telefos'un eprövleri, Telefos'un travayları şeklinde bambaşka bir anlatı var. Bu da tabii çok önemli, yani sanat tarihi açısından ya da mimarlık tarihi açısından. Evet, devam edelim. Yani bu daha önce kitaba benim bakanlar bilirler, bu iki mekan arasındaki bu geçiş benim için çok önemli. Çünkü Pergamon Galerisi ile bu Telefos Odası arasındaki duvar aslında modern bir müzenin duvarı, değil mi? Yani yalnız sanki dış mekandan iç mekana geçiyormuşuz gibi okunuyor. Sanki işte Bakırçay Vadisi'ne karşı uzanan bu büyük anıtsal Batı cephesinden çıkarak sanki Bergama sunağının içine giriyorsunuz. Yani aslında bütün bunlarda bir optik yanılsama, özellikle inşa edilmiş bir optik yanılsama var.
Daha yakından incelediğimiz zaman bu işte Bergama Müzesi'nin aplikasyonunu yapan mimarlardan biri Wilhelm Wilhen'in arşivlerden bulduğum işte uygulama çizimleri diyelim. Yani daha yakından incelediğimiz zaman Bergama Galerisi'nin çok bilinçli bir şekilde bir gerçeklik efekti verdiğini fark ediyoruz. Bir trompe-l'œil yani. Optik yanılsama olduğu kadar aynı zamanda da burada Cevdet'e bir gönderme yapacağım. Stereoskopik bir mekan. Yani stereo bir mekan değil belki ama stereoskopik bir mekan nedir? Yani mekanda hareket eden bir gözün veya değişik yerlerden bakan gözün üç boyutu bir yanılsama olarak inşa etmesi. Zannediyorum 1830'lardan beri Almanlar veya Prusyalılar stereoskop metodunu arkeolojik ve restorasyon incelemelerinde kullanıyorlar. Ve işte Alman estetik kuramına baktığımız zaman bu mekanın bir rölyef gibi kuramsallaştırılması, sanki saydam bir takım tabakaların üst üste konulduğu bir tabaka gibi stereoskopik olarak tanımlanması, yani sanki topografya çizgileri gibi mekanı kesiyorsunuz, dilimlere ayırıyorsunuz. Böyle çok mekanik bir mekan düşünme şekli. İşte bütün bunların yani Alman estetik ve müze düşüncesinde çok önemli yeri olduğunu söyleyebilirim. Peki devam edelim. Yani trompe-l'œil dedik, bir yanımsama olarak, stereoskopik olarak bir üç boyutlu mekanın yaratılması dedik. Tabii buradaki cursor'ımı izleyebiliyorsanız, yani giderek müzenin duvarlarının beyazlaşması olayı var. Ve de giderek bu arka plandaki müze duvarı sanki gökyüzü gibi böyle havaya karışıyor, kayboluyor. Evet. Bu Batı cephesi önünde bırakılmış olan çok geniş boş alan aslında o da önemli. Çünkü yani bunu tabii normal gözle bütün bu şeyi görebilmek mümkün değil. Yani ancak geniş açıyla görebiliyoruz. Yalnız bu boş açı perspektifi güçlendirerek sonuç olarak bir mimari eserin tektonik olarak inşası ya da yeniden inşası değil, mimari eserin önündeki mekanın deneyiminin yeniden üretilmesi haline geliyor. Tabii bu yani dünyanın en bildik, en meşhur belki müze planlarından bir tanesi ama bir yandan da çok garip bir seçim. Yani müze mekanınızın o 31 metreye 51 metre boyutlarındaki mekanın yarısından çoğunu tamamen boş bırakıyorsunuz. Çünkü bütün mesele bir panoramayı geriye çekilerek görebilmek. Evet, devam ediyorum. Yani sonuç olarak bu Pergamon Sal veya Bergama Odası'nın bir okumasından ne sonuç çıkarıyoruz? Berlin Bergama Müzesi'ndeki sunum ziyaretçileri kuşaklar boyunca karşılarındaki eserin Anadolu'dan getirilmiş antik bir mimari yapının ta kendisi olduğuna inanmaya teşvik ediyor. Oysa tabii biraz araştırdığımız zaman anlıyoruz ki müzedeki sunum Karl Humann'ın Berlin'e taşıdığı heykel friz levhaları mimari bir bağlama oturtan tuğla ve harçtan üretilmiş modern bir yerleştirmedir. Evet. Evet, biraz kendi kendi Ege topraklarımıza geri dönelim. Yani bu mekan neyi yeniden üretiyor? Bu soruyu da sordum kitapta.
neye bakıyoruz? Yani nedir bu Bergama Sunağı? Nedir bu Bergama Sunağı? Ne biliyoruz bu konuda? Helenistik dönemde büyük olasılıkla 2. Ömenes'in krallığı sırasında Batı Anadolu'da Pergamon Akropolü'nde çok gösterişli bir kabartmalı frize sahip büyük bir yapının inşa edilmiş olduğunu biliyoruz. Bu yapı Tanrıça Athena'nın kutsal merkezinin hemen güneyindeki terasta Akropol'ün alçak yamaçlarından birine yerleşmiş. Çok teknik bir şekilde bahsediyorum bugün ama yani sunağın temellerinin boyutları da 37 metreye 34 metre. Bu niye önemli? Çünkü Bergama yerleştirmesi, Bergama salonu, onun boyutları 51'e işte aşağı yukarı 30'sa, bu ise 37'ye 34 metre. Helenistik bir plana sahip, yüksek bir podyum üzerine inşa edilmiş ve üstü açık bir avlu ve onu çevreleyen sütun sırasıyla çevrilenmiş. Gigantomachia frizini de yer alan yüksek podyum, dört tarafından çevreleyen anıtsal figürler var tabii. Avlunun batı tarafından yer alan anıtsal açık merdiven ki biraz önce gördük. Bu geniş Bakırçay Vadisi'ne açılıyor. Bu eserin tam anlamıyla ne olarak kullanıldığı konusunda bir tartışmadır devam ediyor. Yani çok uzun girmek istemiyorum ama bana en akla yakın gelen bunun işte Bergama kralının düşmanlarının, Galatların bir şekilde yenilişi ve kurban edilişini figüratif bir şekilde anlatan, tasvir eden bir zafer anıtı. Ve podyumun üzerinde yer alan yapının mimari rekonstrüksiyonu, yani aşağısı işte Gigantomachi frizinin çevrelediği podyumu aşağı yukarı biliyoruz. Çünkü temeller orada. Ne kadar yüksek, hani 2,3 metre olduğunu da anlayabiliyoruz. Tekrar eden levha var. Onu da görüyoruz. Bir miktar işte Karl Humann'ın götüremediği tavandan düşen materyal var. Yalnız işte özellikle üst katının ne anlamda, ne için kullanıldığını tamamen bilemiyoruz. Yani en azından ben en son arkeolojik verilere baktığımda öyleydi. Bu işte benim çizdiğim bir çizim. Peki. Yani tekrar gidersek işte içeride avluda üst katta telefos frizi. Çevresinde işte daha sonra belki referans vereceğim için batı frizi dediğim zaman buna ve merdivenlerin yanındaki yerlere referans ediyorum. Kuzey frizi, güney frizi ve tabii en önemli eserlerin olduğu da ve yukarıdan işte Akropol'den yaklaşımda gördüğümüz doğu frizi. Yani friz ve bina arasındaki ilişkiyi bir şekilde görmenizi istiyorum. Tabii frizi büyütmek zorunda kaldım burada mimari plana göre. Bu işte cursor'ımın gösterdiği şu anda doğu frizi. Üstünde Zeus ve Athena grupları var. Yani daha iyi bilinen Gigantomachia grupları. İşte bu okyanus figürünün olduğu, işte bu merdivenlere diz çökmüş o muhteşem figürlerin olduğu yerlerse buralar. Yani bunlar Batı frizinin parçası olarak kabul ediliyorlar. Buradaysa diğer kuzey ve güney frizini bir şekilde kroki ile ifade etmeye çalışıyorum burada.
Yani bu desenden, bu karşılaştırmadan neyi göstermeye çalıştığımı anlıyorsunuz. İşte solda benim rekonstrüksiyon yapmaya çalıştığım bu altarın planıyla Bergama Müzesi'ndeki yerleştirilmenin planını karşılaştırdığımız zaman neyi görüyoruz? Yani çok müthiş bir batı, sanki batı bölümü alınmış, buraya yapıştırılmış. Telefos mekanı bu telefos frizine ayrılmış. Altındaysa Bergama Müzesi'nin en inanılmaz yeri, çok şanslıysanız bir tanıdığınız varsa girebilirseniz, ben girmeyi becermiştim Doktor Kestner sayesinde. Buradan girdiğiniz zaman Bergama altarının merdivenlerinin arasına giriyorsunuz ve yani şey, çalışanların odalarının tam telefos frizinin altında, işte konferans salonu var, seminer salonu var filan. Yani biraz sanki Oz büyücüsünün perde arkasındaki yerine girmek gibi bir fikir oluyor o noktadan girdiğiniz zaman. Karşılaştırdığımız, tabii burada en önemli olan şey, diyelim ki Doğu frizi bu altarın arkasında, sırtında, Cevdet sırtında diyor, sırtında olmaktansa tam arkamızda. Ve işte North Frieze, yani Kuzey Frizi ise bunun işte binanın kuzeyinde olmak yerinde izleyicinin solunda. Yani bu ne demek? Frizin sekansı ve ritmi, bu görsel ilişkiyi kurabilmek için ve büyük etkili bir panorama etkisi verebilmek için frizin devamlılığı bozulmuş ve ritmi bozulmuş. Ve de işte kitapta bundan bahsettim ve Cevdet Erek çok dikkatli bir okuyucu. Hemen orayı yakalamış. Burada tabii çok enteresan şeyler oluyor. Şu şeye bakarsak, işte şuradan kursörümü izleyebiliyorsanız, şurada bir mekan var değil mi? Çok çok da fazla planlanmamış bir mekan. Bir yandan işte sağ tarafınızda Güney frizinin orijinal parçalarına bakıyorsunuz. Tam arkanızdaysa yine Güney frizi var. Şimdi Güney frizindeki orijinal Gigantomachia parçalarından ikişer tane olamayacağına göre bir tanesi reprodüksiyon, değil mi? Yani şu alana girdiğiniz zaman, şu alana girdiğiniz zaman gerçek frizin müzenin duvarında işaretlendiğini ve altarın üstüne konulan friz parçalarının ise alçı kopyalar olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da enteresan bir detay ama birçok şeyi anlatan bir detay. Evet, şuradan. İşte mesela bu Helios figüründe orijinaline bakıyoruz ama altarın üstünde Helios figürü tam ortadan kesiliyor. Neden kesiliyor? Çünkü altar bir şekilde müzenin duvarı tarafından ikiye ayrılmış. Yani frizin devamlı, tekrar söylüyorum, tamamen bozulmuş. Evet. Yani Karl Humann tam ne getirdi Berlin'e, ne götürdü, onu da anlamakta yarar var. Karl Humann'ın 1880 yılında Bergama'daki ilk kazı sezonunun sonunda Gigantomachia frizine ait 97 parça getirdiğini anlıyoruz. Bunun yanı sıra 2000 adet de kabartmalı parçanın Berlin'e gönderildiği rapor ediliyor.
Gigantomachia Frizi'nin özgün planının 135 metre genişliğindeki olduğu göz önüne alındığında Human'ın bu anıtsal frizin yaklaşık 5'te 3'ünü Berlin'e götürmüş olduğunu anlıyoruz. İşte yapılan sevkiyatın bu kadar büyük olmasına karşın ve bir yerden sonra işte Bergamalılar ne oluyoruz demeye başlıyorlar. Sürekli kaleden kanlar aşağı iniyor Nikili'ye doğru. Yani bu kadar sevkiyatın büyük olmasına rağmen bu Bergama sunağını kendi parçalarından rekonstrüksiyonunu yapmak mümkün değil. Yani Friz'in çok önemli bir bölümü Berlin'de. Yalnız mimari parçaların çok önemli bir bölümü de eksik. Evet, nasılız şu anda? Devam ediyoruz. Peki. Evet. Bu arada figürler Karl Humann, Alexander Konze ve işte ilk mimarları bir arada Bergama'da görünüyorlar. 1880 ve 1930 yılları arasında Bergama Müzesi'nin Berlin'deki tasarımı Almanya'nın en önemli mimarlarının yarıştıkları bir proje olmuş. Bu galerinin mimarisindeki değişim Alman estetik ve sanat kuramındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Bu işte benim öğrencilerimle beraber onların yardımıyla yaptığım bir karşılaştırma çizimler. Ve hepsi aynı ölçekte. Şöyle bir kısaca açıklamak gerekirse, ne yazık ki hepsini uzun uzun anlatacak zamanımız yok. Bu işte Alfred Messel'in sonradan çok önemli bir modernizmin ilk mimarlarından biri sayılacak. 1884 yılında girdiği bir yarışma projesi. İşte özellikle burada anlatmaya çalıştığım galerinin mekanıyla içindeki gösterilen objenin ilişkisindeki farklar. Biraz sonra bu Fritz Wolf'un 1898'de tasarladığı ilk Bergama Müzesi'ni ki bu inşa edilmiş. Onun fotoğraflarını birazdan göstereceğim. Bu ise işte Alfred Messel'in artık kariyerinin en üst noktasında 1907'de Bergama Müzesi komisyonunu aldığı ve onu tasarladığı bir noktada yaptığı ilk tasarım. Ve görüyorsunuz işte bu Bergama'nın şu anki gösterimi aslında Alfred Messel'in o zamanki şeyine dayanıyor. Ve bu da yine Bergama Müzesi'nin 1930'da tamamlandığı andaki bir kesidi. Evet. Şimdi yine kendi çizdiğimiz çizimler, bütün bunları hepsinin ölçekli olmasından dolayı yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu işte Bergama'nın nasıl olduğunu düşünüyoruz. Bergama sunağı. Şu müzeden, Wolf'un müzesinden biraz sonra bahsedeceğim. Yani bu plana baktığımız zaman aslında çok heyecan verici bir şey var. Sanki kutu içinde kutu gibi görünüyor, değil mi? Buradaysa işte şu anki 1930 temelli Bergama Müzesi. Alfred Messel'in işte o ilk gösterdiğim yarışma projesi ki biraz uçmuş, yani bunu gerçekten inşa edebilmek çok zor. Buradaysa işte 1907 yılındaki fikri. Yani Alfred Messel 1884'te altarı bu şekilde yerleştirmekten 1907'de bu şekilde yerleştirmeye nasıl gidiyor? O da ayrı bir hikaye.
Bu işte Fritz Wolf'un 1890'ların sonunda tasarladığı 1900 gibi biten ilk Bergama Müzesi. Yani buradaki sunum aslında bilimsel açıdan belki çok daha olumlu bir sunum. Elinden geldiğince Batı cephesini rekonstrüksiyonunu yapmaya çalışıyor, yeniden inşa etmeye çalışıyor. Yalnız bütün bu frizi bütünlüğü olan bir şekilde işte Otto Puchstein'ın 1901'deki friz restorasyonuyla frizin devamlılığını ve ritmini verebilen bir yerleştirme. Yani söylediğim gibi işte kutu içinde kutu, bina içinde bina fikri sanki hakim. Ve de gerçekten biraz da göz seviyesine indirilmiş bu arada. Yani daha böyle bir insan ölçeğine indirilmiş. Ve bütün frizi göz seviyesinde çepeçevre dolaşarak görme imkanınız vardı. Bu da ilginç bir gösterim. Yani çatıyı bir şekilde çözmeye çalışıyor. Bir yandan friz devam ediyor. Burada işte bir kesitini görüyoruz. Yani bu Wolf'un Bergama özellikle friz rekonstrüksiyonu bilimsel açıdan aslında belki şimdiye kadar yapılmış olan sunumların en doğrusu olsa bile müzenin Almanya'daki hamilerini ve emperyal özellikle hamilerini etkilemeyi bir türlü beceremiyor. Neden? Çünkü 19. yüzyıldaki Bergama panoramaları vardır, çok meşhur. Ondan da ayrıca bahsetmek mümkün. Ve o Bergama panoramalarının verdiği etki işte Alman elitinin özellikle mesela Kaiser Wilhelm, II. Wilhelm'in kafasında kalıyor ve sürekli panorama istiyor adam. Yani bu müzeye 1900 yılında geldiği zaman aa diyor bu mu? Yani hani muhteşem Bergama rekonstrüksiyonu bu mu? Halbuki bu doğru. Yani doğru bir sunum. Ama bir şekilde bu etki ve bir sublime fikrini böyle bir yücelik fikrini bir şekilde gösteremediği için çok kısa sürede 1908 yılında yıkılıyor bu. Ve de işte 1930'a kadar yeni müzenin yapılmasını bekliyorum. Alfred Messel'in işte 1907 yılındaki planı dedim. Çok fazla söz edecek vaktimiz yok. Yalnız bir şekilde üslup odaları fikrine dayanıyor. Bunun işte arkasındaki entelektüel fikir Almanya'nın belki de en etkili müzeologlarından Wilhelm von Bode'nin birbirini izleyen stil odaları, üslup odaları fikridir. Yani bir şekilde Yakın Doğu Mezopotamya rekonstrüksiyonundan Roma ve Grek ve işte Helenistik rekonstrüksiyonlara, oradan Alman Müzesi'ne geçilen ve işte bir İngilizlerin chain of art dedikleri ve birbirini çevreleyen işte yani üslup odalarından birbirine geçtiğiniz zaman sanki tarih boyunca yürüyormuşsunuz gibi bir fikir var. Evet. Bunun kendi çizimimizi, tekrar çizimimizi göstermiştim. Bu Alfred Messel'in orijinal tabii çizimi ve bu Bergama odası tabii çok ilginç. Ve perspektif yani kendisini inşa etme, önündeki perspektifi inşa et fikri 1907'de tamamen var zaten. ...1920'li yıllara hemen atlayalım. Bu sırada işte Weimar Cumhuriyeti var. Çok çok yaratıcı ama aynı zamanda da son derece kaotik bir, politik olarak kaotik bir dönem. Ve de tabii Almanya'da işte Bauhaus'un, modernizmin çok etkili olmaya başladığı bir dönem aynı zamanda. Bir yandansa işte bu eski
emperyal bürokrasi göreve devam ediyorlar. Yani mesela işte Karl Humann'ın asistanı olan, sonra çok ünlü Alman arkeolog olan Theodor Wiegand, ki Wiegand'dan tekrar tekrar söz etmek gerekiyor. Aynı zamanda çok etkili birisi çünkü Georg von Siemens'in damadı. Georg von Siemens bütün Alman Osmanlı demir yolunu finanse ediyor. Yani böyle iş bu işte damatlık müessesesi zaten çok önemli nedense. Yani Wiegand böyle çok etkili bir Kaiserci bir arkeolog. Türk arkeolojisinin gelişmesinde de aslında çok etkileri olmuş. Yani hani eski emperyal bürokrasi Weimar döneminde geriye çekilmek yerine çok önemli görevlerde kalmaya devam ediyorlar. Yani geri döndüğü zaman Almanya'da bu Antikite Müzesi'nin başına geçiyor ve işte arkeoloji, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nü yönetiyor. Çok önemli yani. Ve burada işte özellikle Theodor Wiegand'ı, yani burada tabii birçok figürden bahsediyoruz. Alfred Messel'den, Berlin'in baş mimarı Ludwig Hoffmann'dan, bütün bunlardan uzun uzun söz edebilirim ama bir tek figürden bahset derseniz en önemli kişi, ismini burada yazıyorum. Theodor Wiegand. Ünlü Alman arkeolog. Burada mesela Theodor Wiegand'ın Millet Kapısı, Agora kapısından götürdüğü, ki burada beyaz antik taşları görüyorsunuz. Onları bir araya koyarak ve bol miktarda da Berlin demiri ve Berlin tuğlası ekleyerek inşa ettiği Millet Kapısı. Bütün bunları tasarlarken bu şeye baskıya dikkat edelim. Baskıya dikkat edelim. Yani fotoğraf olarak tasarlıyor ve fotoğraf olarak geçiyor. ...1926-1930 yılları arasındaki yerleştirmeler çok önemli. İşte burada gördüğünüz gibi Bergama'nın çeşitli rekonstrüksiyonlarını ahşaptan yapıyorlar. Üstüne işte bu frizin panellerini bir şekilde yerleştiriyorlar. Ve de içine bütün böyle komite bir arada geliyor. 20 kişi, 30 kişi ve üzerindeki etkisini ölçüyorlar. Bu da çok benim sevdiğim bir fotoğraf. Yani burada gördüğünüz yerleştirme ahşaptan yapılmış ve üstüne işte Gigantomachia'nın rekonstrüksiyonları değil, reprodüksiyonları konulmuş. Evet. İşte bu çok etkileyici rekonstrüksiyonlar, özellikle halk üzerinde ciddi bir popülerlik kazansa da dönemin modernist eleştirmenleri ve de bir kısım arkeolog tarafından eleştiriliyor. Onlara göre bu eserlerin imitasyonları veya sahte kopyaları, hatta dediklerine göre bunların müzede özgün eserler gibi sergilenmesi tartışmalıdır. Mesela 1920'lerde Berlin gazetelerinden kupürler seçiyorsunuz, başlıklar. Biri diyor ki mesela milyonlar bir kiç için harcandı filan. Bir başkası diyor ki işte AVM gibi devlet müzesi filan. Çok enteresan şeyler var. Modern sanat eleştirmenlerine göre teatral olduğu ve sanatta heykelin temsil mekanlarıyla mimari mekanı birbirine karıştırdığı için Berlin'deki Bergama altarı sunumu bir kiçtir. Bunlara, bütün bu eleştiriye karşılıksa Theodor Wiegand diyor ki bizim amacımız işte mimariyi tektonik olarak
yeniden inşa etmek, restore etmek falan değil. Bizim amacımız total Anschauung. Almanca'da çok ilginç bir kelime, Anschauung. Total Anschauung. Yani bizim amacımız Bergama'yı işte Helenistik Roma döneminde gören bir kişinin deneyimini yeniden üretebilmek. Yani bir şey, tiyatro dekoru yapıyoruz diyor. Yani bütün burada olanlara bir şekilde reifikasyon veya cisimleşme diyebiliriz. Berlin'de giderek benzersiz bir kütle tüketim nesnesine dönüşen Bergamo Altarı bu panoramik öngörünümü giderek cisimleştiriyor ve buradaki görselliğin hegemonik bir hal aldığına tanık oluyoruz. Sahicilik ve oranın, auranın yani büyünün cisimleşmesi var burada. İşte Walter Benjamin'in çok ünlü makalesi vardır. Birçoğunuzun okumuş olduğunuzu tahmin ediyorum. İşte yeniden üretilebilirlik makalesi. İşte orada Benjamin'in umut ettiği reprodüksiyonun aurayı veya büyüyü bozacağı olayının tam tersi oluyor. Yani böyle bir reprodüksiyonun giderek kendi içinde bir büyü kurduğunu anlıyoruz. Tabii bundan daha nerelere gidilebilir? Yani örneğin bu sunumda aslında Weygand döneminde bile bir protofaşist bir yaklaşım var. Yani önündeki alanın kitlelerle doluşacağı fikri. Ve bunu hani bir şekilde biçimsel, yüzlemsel bir ilişkiyi ben kurmuyorum. Yani örneğin Albert Speer anılarında Zeppelin Field'in ana esin kaynağının bu müzedeki Bergama, Pergamonsal rekonstrüksiyon olduğunu yazıyorum. İşte bu noktada geçtiğimiz hafta mesela Arter'de Birgül Oğuz'un Peter Weiss'ın ünlü Direnmenin Estetiği romanının yakın okumasını yaptı. İşte orada biliyorsunuz Peter Weiss Attalos Hanedanı'nın bu zafer takını ve gigantomachia frizini bir çeşit sömürü düzeni ve kölelik düzeniyle özdeşleştiriyor ve de bir şekilde 1930'lardaki Nazizmle ilişkilendiriyor. İşte ona göre bu Anadolu'ya empoze edilmiş Helenlerin Olimpos dini yenen ve yenilen arasında ki bu ilişkiyi sanki kozmosun değişilmez hali gibi kabul ettiriyor. Ve oradan tabii çok daha buna karşı nasıl direnilebileceğini, bireyin buna karşı nasıl direnebileceğini falan gösteren biliyorsunuz Peter Weiss'ın romanında 50 sayfalık bir Bergama altarı ve gigantomachia tasviri var. Burada Cevdet Ereğ'in işte Direnmenin Estetiği kitabından aldığı notları koyduk. İşte uzun sözün kısası bu noktaya geldiğimiz zaman belki 1945'te tabii hikaye bitmiyor ama biz burada bırakalım. Bu fotoğrafın tabii çok önemli bir etkisi var. Neden? Şeyler kaldırılmış yani orijinal frizler kaldırılmış. Hatta bir süreliğine işte Rusya'ya gitmiş, sonra tekrar geri geliyorlar. Ve de yani bu altarın büyüsünün düşen bombalarla bozulduğunu görüyoruz. Çevresindeki Berlin'deki diğer yıkıntılardan pek de farklı olmayan bir tuğla konstrüksiyon olduğu tekrar ortaya çıkıyor kısa bir süre için. Evet. Nasıl? Çok fazla zamanımız kalmadı galiba, değil mi? Yani İnsanım ne dersiniz? bir saatimiz oldu. Biraz daha devam etmek istiyorsanız bir 10 dakika daha devam edip belki sonra soru cevaplara geçebiliriz, yorumlara. Tamam, öyle yapalım. Siz neresindesiniz sunumunuzun, ona bağlı olarak Yani biraz biraz esnek davranabiliriz. yani ben tabii bu Bergama olayına ben çok daha bahsedebilirim ama ikinci bir soruya geçelim.
Cevdet Ereğ'in Türbin Hale ve Hamburger Bahnhof'ta gösterilen Bergama Stereo ve Arter'de yer alan Bergama Stereo tipi Bergama sunağını nasıl dönüştürmektedir? Dayatmacı bir bellek nesnesini dönüştürmenin yolu yeni bir hatıra evi oluşturmaktan geçebilir mi? Başlangıç noktamıza geri dönelim. Ereğ'in Bergama yerleştirmeleri hem mekanda özgün bir deneyim hem de bir prensip veya fikirler olarak tanımlıyor. Sanatta temsil ve deneyim arasındaki bu aralığa 19. yüzyıl Alman fizyoloji bilimi, estetik kuramı ve Fransız romanından esinlenerek kayıp zaman diyebiliriz. 19. yüzyılda Alman bilim adamları insan hareketinin ve insan vücudunun içsel zamanını mekanik olarak ölçülebilir olduğunu düşünüyorlardı. 1850'lerde yaptığı deneylerde Hermann von Helmholtz for example yani mesela sinir sisteminin zamanını aynı bir elektrik akımının şebekeden geçmesi gibi ölçüyordu. Mesela Helmholtz eğrileri vardır. Beyinden gönderilen bir uyarmanın yani bir stimulus bir kas hareketine dönüşünceye kadar geçen süreyi ölçüp görselleştirmiş ve buna kayıp zaman demiştir. İşte tansiyon ölçme cihazından röntgene, poliograf yalan makinesinden kadar bütün bu buluşlar kayıp zamanla ilgilenir. Bu konuda çok ilginç bir kitap var. Henrik Schmiden'den yayınladığı Helmholtz Curves isminde tavsiye ederim. Tabii bu arada sinema tekniğinin ortaya çıkması da biliyorsunuz hareketin zamana karşı ölçülebilir olduğu fikrine dayanıyor. Hareket eden bir bedeni eş zamanlı dilimlere bölerek bir dizi fotoğraf olarak temsil etmek. İşte bu benim yayınladığım kitapta anlatmaya çalıştığım bu Pergamon Sal veya Bergama Galerisi böyle nevi şahsına bir nasır bir mekan tarihi değil. Bu müze mekanının yığılma tuğla duvarı, betonarme kirişleri, dev çelik makasları, gün ışığını çift cidarlı tavandan süzerek homojen ışığa çeviren tekniğin işte bu devasa müze mekanını mümkün kılan her şeyin modernitenin diğer lojistik mekanlarıyla alakalı olduğunu söylememiz lazım. Ve bütün diğer lojistik mekanları düzenleyen de bir tarafı var bana sorarsanız. Georg von Siemens'in sermayesiyle Osmanlı topraklarını bir Orta Avrupa lojistik şebekesine dahil eden, işte Afyon Karahisar'dan, Ankara'dan, Konya'dan, Nusaybin'den, Halep'ten, Şam'dan, Amman'dan, Medine'den ve hatta Bağdat'tan geçen trenler. Ve işte Ürdün çölünde bir erken İslam dönemi saray yıkıntısını beline taşıyan yine trenler. Orta Avrupa'dan genç Alman milletinin fertlerini milyonlarla Berlin'deki Bergama Müzesi'ne taşıyan yine bu trenler. Modernitenin kurulması ölçülebilir. Ben de bir ödev lazım. Modernitenin kurulması ölçülebilir bir eş zamanlık hali. Buna Walter Benjamin boş ve homojen zaman diyor. 1900'lerin başında Bochum'daki kömür çelik fabrikasından Berlin'deki Hamburger Bahnhof'a, Sirkeci'ye, Haydarpaşa Garı'ndan kalkıp Bağdat'a, Medine'ye varması beklenen Osmanlı-Alman trenleri, arada kat edilen mesafeyi ve bütün geçilen mekanları bir şebeke veya network zamanına bağlıyor. Modern sanat ve edebiyatta bu ölçülebilir nesnel zamana karşı hep bir isyan olmuş. Mesela Fransız yazar Marcel Proust'un, ki başlığını ondan alıyorum, ünlü A la recherche du temps perdu, kayıp zamanın izinde, modern zaman deneyimin tamamen tersine çeviriyor, bireyselleştiriyor ve beklenmedik ve rastgele bir zaman deneyimine dönüştürüyor. Proust'un romanında anlatıcının rüyadan uyanma anı, geçmiş olayları bir mimari mekana ve eşyaya yazarak yeniden üretiyor. Geçmişin anımsanması bir iç mekanın deneyimlenmesiyle oluyor. Proust'a göre her hatırlama anı mimari bir yeniden
üretimdir. Erekin eserinin, Cedit Erekin eserinin herhangi bir mimari restorasyondan farkı nedir? Yaş değeri yok. Yerleştirme zamanı mimarinin fiziksel süresi değil. İnsan vücuduna eklemlenen bir performans zamanı. Cevdet Erek ve arkadaşlarının Bochum ve Berlin'de Berlin Stereo sergi mekanında gerçekleştikleri canlı asma davul performanslarına dikkat edelim. Önce bir, sonra iki, hatta üç davulcu meydanı dolaşıyor. Mikrofonlarla canlı ses ile yerleştirilmiş sesin mix edildiğini anlıyoruz. Sanki yeniden oluşturulmuş Bergama altarı, mekandaki hareket ve sesi analiz eden bir, belki de bir mekanizmaya dönüşüyor, bilmiyorum Cevdet ne diyecek. Erek ve arkadaşlarının asıl davul performansı, asma davul performansı, insan vücudunun deneyimlediği gerçek zaman ile ölçülebilir nesnel zaman arasındaki diyalektiği çarpıcı şekilde anlatıyor. Asma davul, insan vücudu, ritim ve mekan ilişkisinde bir bütün olduğu bir enstrüman. İnsan vücudunun süresi akustik davulla ile amplifiye ediliyor. Böylece kolektif ve paylaşılan bir ritim ortaya çıkıyor. Gezinen asma davul, Anadolu, Balkanlar ve Yakın Doğu coğrafyasında bir kolektif hatırlama ve katılımcı paylaşım aracı. Davulcu bir sanatçıdır ama topluma uzaktan ve tepeden bakmaz. Mahallenizde bir düğüne, halaya katılmaya sizi teşvik eden işte bu asma davul. Bu deneminin Henri Lefebvre'in günlük hayatı incelediği ritim analiz kitabını ondan esinlenmese bile bir şekilde diyalektik olarak yaklaştığını iddia edebilirim. İşte Cevdet'in daha önce yayınlarına baktığım zaman 2011 yılında İTÜ'de müzik ana bilim dalında tamamladığı doktora tezinin konusunun işitsel zaman çizelgesi, kronolojik verilerin sese çevrilmesi ve ritim araştırmasına olan katkıları olduğunu görüyorum. Erek tezinde yaşanmış zaman ile müziksel zaman arasındaki ikileme dikkat çekiyor. Amaç, yaşanmış zamanın dokusunu ritmik bir örüntü üretme metodu ile geliştirerek işitsel sanata ya da sound art transfer etmek. Bir çeşit saat veya yazma makinesi belki. Diğer bir amaç ise performans veya prodüksiyon temelli sinema, dans ve mimarlık eserlerinin de üretiminde kullanılabilecek bir metot geliştirebilmek. Örneğin işte Gigantomachy'yi nasıl dönüştürdüğünü düşünelim. İşte 1 Ekim'deki konuşmasında dikkat ettim. Cevdet, 15 yıldır aklımda bir ritim var diyor. Bir Balkan grubunda darbukacılık ve davulculuk yapıyorum diyor. Buradaki seçim önemli. Sanatçı aklındaki ritmi önce akustik davul ile kaydediyor. Yalnız davul perkürsif bir nokta olarak kullanılıyor. Medyanın veya yerleştiren sesin süresi anladığım kadarıyla sadece 4 saniye. İçinde synthesizer ile üretilmiş başka sesler de var. Heykel ile ses arasındaki bu transferin birebir veya ölçekli değil metonimik olduğunu belirtmem gerek. Hoparlörler sayıca Bergama frizine yaklaşamasa bile yine de hoparlör friz levhasının yerine geçiyor. Ereğin mimetik rekonstrüksiyonu burada tamamen reddettiğini düşünmüyorum. Örneğin gezinen davulcu friz levhasının temsil eden hoparlörün önüne kısa bir süre hareketsiz kalıyor. Figür ve davulcunun vücudu arasında bir ilişki, belki de mimetik bir ilişki oluşuyor. Cevdet Ereğin yerleştirme işlerinin Berlin Müzesi'ndeki demin anlattığım rekonstrüksiyon olduğu kadar ve ondan çok Bergama Akropoli'nin deneyimini esas aldığında anlıyorum. Burada çok önemli bir gözlem var. Hem Bergama stereo hem stereotip yerleştirmelerinde aynı Akropol'de olduğu gibi
Doğu cephesinden yaklaşıyoruz, o Batı cephesinden değil. Erek Bergama stereo boyutlarını hem modüler, tıpkı Friesen levhalardan oluştuğu gibi şekilde oluşturuyor. Ve Bochum türbin hale ve Berlin Bahnhof'taki özgün mekanın boyutlarına uygun tasarlıyor. Tabii Berlin Bergama Müzesi'nden tarihinden öğrendiğimiz oradaki yerleştirmenin de arkeolojik buluntu ile modern galeri mekanı arasında bir uzlaşma olduğunu görüyoruz. En sonunda İstanbul'a geldiğimiz zaman Erek'in Arter'deki stereotip çalışmasına hem öncekini tekrar eden ve tekrar sırasında başkalaşan bir yönelim var. İşte sanatçıyla yaptığımız konuşmalardan bir takım alıntılar yaptım. Belki gelebiliriz. Yalnız bunlarla bitirmek güzel olacak. Erek'e göre tekrar ve başkalaşım dijital arşiv ve yeniden üretim çağında belki de metodolojik bir yöntem. Theodor Wiegand'ın Berlin Müzesi'nde 1930'da Wagner operası gibi bir senfoni yaratma fantazisi yerini bütün sanatların bir araya gelip illüzyon yarattığı değil, çeşitli kopuşlar yarattığı bir deneye bırakıyor. Alter'deki şeffaflık, konstrüktivist, belki de dekonstrüktivist estetik, sesi düzeltmek yerine mimariyi kesmeye, eksiltmeye başlıyor. Bu konstrüktivist avantgard bir estetiğin tarihsel olarak Almanya'daki baş düşmanı olan Bergama Müzesi'ne karşı beklenmeyen bir yerde ve zamanda İstanbul Arter'de galip geldiğini görüyoruz. Bergama sunağını bir prensibe dönüşümü ya da bir fikre dönüşümü belki de tamamlanmıştır. Sonuç olarak sonuca gelmemiz gerekirse bir mimar ve mimarlık tarihçisi olarak Cevdet Erek'in işlerini tıpkı Thomas Ruth'un bu arkada gösterdiğim Bergama Müzesi fotoğraflarında olduğu gibi bütün bunlar beni çok heyecanlandırdı. 1907 ile 1930 arasında hayata geçirilen Bergama Müzesi rekonstrüksiyonu Bergama frizinin strüktürel anlatı ve yapısal ritmini bozmuştur. Bunun nedeni biliyorsunuz kitleleri etkileyecek panoramik bir ön görünümün Gigantomachia frizinin ritimsel devamlılığına tercih edilmesiydi. Cevdet Erek'in ses ve mimari yerleştirmeleri, Bergama sunağını yeniden yorumlaması, altarın ritim olarak incelendiği, söküldüğü ve yapısal olarak yeniden üretildiği bir süreç. Mimarlığın ve frizin yeniden üretilmesi, Berlin Müzesi'nin görsellik üzerine koyduğu bu 140 yıllık tahakküme birkaç ay için olsa da son veriyor. Bergama sunağı Berlin'de üretilmiş bir tahakküm nesnesidir. Bergama'nın Gigantomachia frizini ve Telephus'un heykellerini Almanya'dan geri istesek de, ki istemeliyiz, Berlin'deki o anıtsal mimari deneyimi sökmemiz ve yeniden kurmamız gereken bir anıtsallık. Peter Weiss'ın yazdığı gibi biçimsel anıtsallık sadece egemenlerin, efendilerin değil, hepimizin mülkü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Can Bey. Bir hayli kalabalığız. El kaldıran olursa hemen göremeyebilirim. Bir ekranlar arasında gezineceğim. Bu arada belki izleyicileri açmadan önce Cevdet'e de sorabilirim. Kendisi bir şey eklemek istiyor mu daha sonra mı Cevdet? Geçen hafta bir günün sunumunda şimdilik sadece teşekkür ediyorum dedim daha sonra söz alırım diye. O sırada telefon çaldı, bir şey oldu, sen veda ettin ve kapandı, inanılmaz üzüldüm. Ben şeyi doğrusu çok seviyorum, konuşmalardan sonraki alanı. Hatta biraz sessiz durup insanlara şey yapma şansı vermeyi. Onun için bugün birkaç şey söyleyeyim, uzatmamaya çalışarak. Şimdi burada sadece bugünden yine 8-10 sayfa not aldım. Bunlar hakkında yorum yapmam mümkün değil ama bir yerde Can Bey'in artık teşekkür ve övgü şeylerini yapmıyorum Can Bey, kusura bakmayın. Konuşmayla ilgili, genel bakışınızla ilgili.
Ama direkt sorduğunuz için oradan not aldığım bir sayfaya dönüyorum. Bir de ekleme yaparak aslında hani davulla ve davulcuyla ilgili pozitif bir şey. Pozitif olanları söylediniz ya, davet eden, işte şey yapan. Diğer yandan davul tahakkümünde direkt aracı olabilir. Hem bu coğrafyada hem bütün dünyada. Demin ismini andığımız proto, post her şeyse faşistlerin de olabilir. Kişisel anlamda da olabilir. Öyle bir araç yani. Silah da olabilir. Oradan galiba bana yönelttiğiniz enstalasyonda değil de özellikle Bohum'daki performansta hani bir yaşanan zamanla ilgili bir mekanizma olarak kullanmak gibi bir şey yaptığımızı galiba önerdiniz. Bu arada teşekkür ederim. Dediğim gibi direkt bu işte o tezdeki işitsel zaman çizelgesi, yani sesten bir diyagram yapmak gibi amaç yok ama tabii ki düşünmeye etkisi olduğu muhakkak. Yani bu işte seslerin bir zaman çizelgesini, görsel bir zaman çizelgesini sesten üretmek gibi amacı yok. Ama bahsettiğiniz yani performansta davulun sesi de olsa bunu sürekli makinenin ya da bilgisayar ortamının tekrar ettiği davuldan medet uman enstalasyonu 3 kez 5 kez performansı tam olarak aslında yıkmaya çalışıyoruz neredeyse. Bir anda onun sesini kapatıp bir tane beraber Gökhan'la Sabahri davulcular olarak ortaya çıkmak. Enstalasyonla soru cevaba girmek bazen. Sonra insanlar arasında dolaşırken, hemen önlerinde dolaşırken mümkünse teatral bir durumdan kaçınmaya çalışmak, olduğumuz gibi ne kadar olabiliyorsak tabii ki. Sonra oradan mikrofonların ortaya çıkması, mikrofonlarla davulun sesinin şeye verilmesi, enstalasyondaki ses üzerine konuştuğumuz gibi aslında benim seslerimi kapattığınız zaman o başkasının kullanabileceği bir enstrüman aslında. Çok hoparlörden oluşan bir playback ya da canlı bir ses cihazı. Uzatarak bu arayı sokarak, evet, kayıtlı davulun çalındığı bir mekandan aynı davulun kendisiyle etrafta dolaşmaya başlamak ne yapılırsa yapılsın, kesinlikle ölçülen ya da ölçülü playback cihazının zamanı ile o anda davulla ortada dolaşan ve aslında doğaçlama çalan, kaba bir iskelet dışında bir kompozisyon çalmayan arasında büyük bir gerilim var. Ama çok güzel bir gerilim. Onu yıkıcı anlamda dedim ama yakmak, yok etmek için, toprağın altına gömmek için değil. Başka bir perspektifi o anda içine sokmak için en azından performans anlarında. Bunun dışında diğer notlarla ilgili bir şeye girmeyeceğim ama çok çok memnuniyet verici. Sadece bu konuşmada bile dediğim benim kendi adıma bir sürü şey oluyor. Deyip hemen başkalarına söz vereyim. Daha sonra fırsat olursa belki birkaç şey daha eklerim. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler Cevdet. Kamerası açık olanlar el kaldırırsa veya raise hand butonunu kullanarak söz almak isterseniz. Merhabalar herkese. Çok teşekkürler sunum için. Bir sürü de tanıdık yüz var. Herkese buradan görmek çok güzel. Ben de Bergama üzerine çalıştığım için böyle çok heyecanlandım aslında sunumunuzu dinlerken. Ve şey konusunda bazı şeyler böyle çok isabetli geldi bana. Hani davul kullanmak mesela çok anlamlı geldi. Çünkü gerçekten böyle frizin ritmindeki o dinamizmi veren bir enstrüman bence. Ama ilk baştaki şeyi çok anlayamadım açıkçası. Müziğin ritmini ve sesi çok net gelmedi yani sunumun başındaki. O yüzden aslında en çok Cevdet Bey'e soru sormak istiyorum. Çünkü birincisi hakikaten Can Bey'in de dediği gibi bu bir zafer anıtı. Ve aslında hani ben etrafındaki olan ritüelin de bir şekilde dansa ve müzikle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Ve aslında buradaki dans da büyük ihtimalle bir zafer dansı gibi bir dans. Bu büyük ihtimalle bu şeyin etrafında gerçekleşen, altarın etrafında. O yüzden hani davul çok anlamlı ama böyle sanki benim o ilk başta duyduğum ses bana çok mekanik bir ses gibi geldi. Böyle acaba insan boyutu biraz kaybolmuş gibi geldi. Özellikle enstalasyonda da böyle çok ritim, yani şey hani mimarinin böyle soyut ritmi çok fazla ön plana gelmiş ve hani o insanın filizdeki
figüratif etki sanki kaybolmuş gibi ve sanki o enstelasyon yani ya da performansın belki hani sürekli devam eden ve bir şekilde görsel olarak da şeye eklenmesi daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Bir de bu müziği oluştururken hiç o danslara falan ya da bu zafer dansı, antik Yunan araştırmalar yaptınız mı ya da başka tür araştırmalar yaptınız mı? Hani onu sormak istedim. Can Bey soru bana direkt sorular var ama sizin söyleyeceğiniz varsa önceliği size verebilirim. Sen cevap verirsen çok güzel olur. Tabii vermeye çalışayım. Sorunun içinde 6-7 tane soru, yorum var. Uzunca söyleyebileceğim şeyler var. Genel olarak ilgi alanım diyebileceğim bir konu çünkü. Hatta mahkum olduğum bir konu yani bunlarla çalışmak zorundayım kadar ilgi alanım diyebilirim. Evet, asıl anıt bir zafer anıtı. Ben de özellikle daha önceki yazılarda şey yapmaya çalıştım. Fakat belki demin Can Bey'in dediği gibi konstrüktif sanatın, dekonstrüktif sanatın geçici bir zaferi olabilir asıl baş düşmanı olan Pergamon Müzesi şeyine göre. Ama ben öyle bir, yani şunu söylemek isterim. Asıl anıttaki anlatının sesten karşılığını yapmıyorum Ufuk Hanım öncelikle. Çok çok önemli bir şey benim için. Benim için o anıtın 2000 sene civar öncesinden yaptığı anlatıyı tekrar sesten anlatmaya çalışmak çok güzel bir ödev olurdu insanın kendi kendine yapacağı. Fakat benim konum o değil doğrusu. O zaman ne yapardık? Tanrılar devlerle savaşıyor. Haykıranlar, yılanlar, canavarlar bir ada diğerine atılıyor falan. Ortalık karışmış yani. Ben bunu sesten ifade etmeye çalışmıyorum. Çok zevkli bir ses tasarım meselesi. Doğrusu ben de başka işlerde, sanat denen alandakilerde değil ama mesela filmde benzeri işlerle biraz çalıştım. Bizde ise mekaniklik konusuna geleceğim. Birkaç tane çok temel perküsif bir ritim elemanları, o davuldan gelen. Birkaç tane böyle uzaklardan, Berlin Hamburger Bahnhof Müzesi'ne iyice uzaklaşınca sanki sunağın arkasından böyle bir oryantal bir alanda sanki böyle kavallar çalıyormuş gibi aslında analog synthesizer olan sesler. Bir de kendim yaptığım biraz gibi. Varsa burada death metalciler falan çok iyi bildiğiniz hani brutal dediğimiz hayvansı ya da throat sesi ne benzer şeyler yapıyorum. Çok basit bir paletimiz var. Yine demin Can Bey'in bahsettiği gibi en uzun da 6-7 saniyelik loop'lar. Fazla basit bir ses malzemesi diyebiliriz. Ama bunlardan işte 33 tane ayrı kanal var ve bunların bulunduğu her nokta karışımlarını şey yapıyorsunuz. Ben size bir şey soracağım Ufuk Hanım. Siz sadece deminki videoyu mu seyrettiniz? Evet evet. Sadece tamam. O zaman sizden ricam. Sizden evet. Ricam. Konuşmanın başına söylemiştik. YouTube'da tekrar şu anda chat bölümünde bu videoların linki var. Olmadı artar sitesinde benim web sayfamda. Bir de oradan direkt kulaklıkla dinleyin. Çünkü bu Zoom ortamında seste çok büyük bir kalite kaybı var. Anladım. Ama YouTube'a da güvenmeyin YouTube'dan seyrettiğinize. Ben bir iki sene öncesine kadar sergi kapanıncaya kadar video paylaşmamak konusunda aşırı bağnaz ve tutucu olan bir insandım. Belki üç kişi daha görür önce videoyu seyretmesin diye. Video benim işimin sadece bir şey olabilir. Yani ha böyle bir şey de olmuş gibi bir temsil olabilir. Tekrar başta söylediğim şeyi söyleyeceğim. İstanbul'daysanız gitmenizi çok isterim. 3 saniyelik davuldan aldığımız ses örneğinin o seslerin nasıl karıştığını deneyimlemenizi çok isterim. Evet bir bölüm bunun etki, impact, aura, atmosfer her neyse. Ama onunla uğraşıyoruz bu işi yaparken. O önemli bir tarafı. Performansta bunun yıkılmasına gelelim. İşte yine ekiple biz kendi performanslarımızdaki oradaki diğer kitapta diğer performansların güzel bir şeyini yaptık en azından listelenmesini. Uzattığımı farkındayım ama soru çok uzundu. Bunlara cevap vermek zorundayım. Erken hani isteyen ayrılı bir diye düşündüğüm için belki veda konuşmamızı şey yapmadan. Performansa ise bambaşka bir şey yapıyoruz. O sizin dediğiniz mekanik tekrar. Mekanik tekrar. Tekrar anlatacağım. İlk kez buraya katılan işle ilgili az fikri olan insanlar için o asma davuldan aldığınız tek bir vuruş sesini bilgisayar tekrar ediyor. Yani dum dum gibi düşünün kabaca. Canlı bir kayıt, dijital bir tekrar. Biz ise 40 dakika, 1 saat o davullarla etrafta geziyoruz falan.
çok tezat bir durum var aslında. İnsanların arasındayız, figürü görüyorsunuz. Sizin bahsettiğiniz yeteri kadar figüratif olmamış, iyi resmetmemiş dediğiniz hoparlörün ortasında çok sevindim iltifatlarınıza, amaçlarımıza bir anlamda ulaşmış oluyoruz. Çünkü o figüratifliği, o hikayeyi tekrar resmetmek bana mı düşmüş? Hayır. Can Bey'in yorumunda olduğu gibi evet, ben de o müzedeki deneyimin, amaçlanan deneyimin kurulma mantığıyla daha çok ilgiliyim aslında. Yoksa Zeus'un, Athena'nın hikayesini yeniden canlandırmaya çalışmak, dediğim gibi ne öncelikli, ne ikinci, ne üçüncü benim temel amacım değil. Biz bugündeyiz. Tekrardan mekanik müziğe gelince bunu da bahsedelim. Yine yazılarda var, çok uzatmayacağım ama bas davul sesine benzeyen bir sesin sürekli tekrar edildiği ve makine dediğim bilgisayarla, işte drum machine'lerle elektronik olarak tekrar edildi. Belki son 30-40 senedir, en fazla 60-70 senedir ama 300 senedir değil diyelim, diye kabul edelim. Değirmenleri, saatleri düşünmeyelim tabii. Onları dinleyerek, mekanik müzik dinleyen insanları bir yana bırakalım. Ama tekno dediğimiz, işte elektronik dans müziği dediğimiz müziğin yaptığı şey, başkentlerinden biri en azından şu an Berlin. Ve bu artere gelmesi bile daha söz konusu olmadan bu fikrin Berlin için yapıldığını, ikinci ana durağı için yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Mekanik müziğin canlı hayattaki bas davul sesine benzeyen, ya ondan gerçekten kaydedilmiş ya da sintezayla yeniden üretilmiş ya da onu andıran diyelim. Çeşitli resmetme, çeşitli ifade araçları. Ben de doğrusu davul olduğu kadar, ki bir sorunuz daha vardı, o da çok güzel bir danstı. Dansla ilgili, Yunan dansıyla ilgili araştırma yaptınız, ona da geleceğim. Ben o asma davulun çalındığı yerden geldiğim kadar ya da bateriden geldiğim kadar, buradaki çoğu kişi için bu arada, benim özel bir şey değil, bizim jenerasyonumuzun bu çağın bir gerçeği, bir o kadar da mekanik olarak tekrar edilen, dijital olarak tekrar edilen dans müziğinin hakim olduğu bir zamandan, bir yerden geliyorum. Belki bütün insanlık değil ama bir kişi de değil. Bir milyar kişi değilse yani. Tarihsel müziği araştırmaya gelince, bir müzikolog değilim. Çok böyle hani, inanılmaz bir araştırma tabii ki yapmadım. Amacım da o değil. Ama hem genel ilgi alanım, burada mimari ne kadar ilgi alanıysa zaten fark etmiş olmalısınız konuşma tarzından. Ritimle, davulla, müzikle de öyle bir alakam var. Yapılan şöyle bir örnek vereyim. Daha antik Yunan'a gitmeden evvel ve bugünle ilişki kurma çabası olarak kitapta bahsedilen, Bochum'da yapılan performanslardan biri sevgili Muammer Ketencoğlu'nun, belki bilenleriniz vardır, Balkan müziklerinden, Zeybeklerden, Rebetiko'lardan tanıdığımız. Burada söz konusu davulu, deminki resimdeki soldaki davulu ben mimarlık okurken, Muammer abinin grubunda çalarken almıştım. Ve de çok zorlanmıştım ilk Zeybek çaldığım zaman. Çünkü hissiyatını bilmiyordum. Yöreden de değildim. Ve gerçekten duymak dışında iki kez çalma deneyimi orada yapmak zorunda kalmıştım. Muammer abi de bana anlatmaya çalışıyor. Ki aslında ben bayağı zor diyebileceğimiz, matematikleri garip diyebileceğimiz, en azından popüler müziklerin bir hani fraksiyonu olan progresif müzikler, progresif rock, progresif metal gibi şeyler çalmaktan geliyorum. Fena saymam yani. Ama çok zorlanmıştım çünkü hissiyatı bambaşkaydı. Ve Muammer abiden rica ettim. Bochum'daki performanslardan birini o yaptı. Zeybek ve Zeybekiko diye. Zeybek ve seyahat etmiş hali, sonradan modern Yunan müziğinde de çok önemli bir yeri olan formlardan biri olan. Bunlara tekrar girmek, tekrar dinlemek, o hissiyatı tekrar hatırlamaya çalışmak. Bu vesileyle Muammer abi bir ziyaret etmek, bu Muammer'den çok önemli bir şeyi hatırlamak. Bu iş için kritik bir öneme sahip değil ama dans dediniz ya, genelde dansçılar davulcuya dans eder. Ritimciye yani, ona göre dans ederler. Muammer abi birkaç örnekte davulcunun dansçıya göre çaldığını anlatmıştı bana. Seyrederek, hareketlerine göre. Öyle bir not da vermek isterim. Yine bir ters yüz durumundan bahsediyoruz. Velhasıl kendimce hem bilinen şeyleri hatırlamaya çalıştım. Bergama'ya ziyarette. Bergama'da çalınan davulu hatırlamaya çalıştım. Bugün çalınan davulu, bir süredir çalınan davulu gibi kendimce araştırmalar yaptım. Fakat dediğim gibi kendi meraklarım, sınırlarım ve burada kullanmak istediğim stratejiye uygun şeylerle ilgilendiğimi söylemem lazım. Çünkü salt bundan oluşmadığı için iş
Görsellikte mimarinin baskınlığı, sesin baskınlığı her ne kadar siz buradan düşük şeyde dinlemiş olsanız da evet, çok büyük bir vakit geçirdik şeylerle. Mimari planlar iki yer için yapılacak bir şey. Bir site spesifik bir iş. Yani bir mekana özgü bir iş değil, iki mekana özgü tek iş. Oraya sökülecek, taşınacak. İstanbul'a gelişinden bahsetmiyorum bile. Onun için böyle bir süreçte olduğunu söylemem lazım. Çok teşekkür ederim soru için. Umarım çok karıştırmadım ama konu karışık. Konu karışık. Yok, çok teşekkürler, ben cevabımı. Karıştırmayı da seviyorum bu arada. Onu da söylememiz lazım. Çok güzel, daha net. Çok güzel bir diyalog oldu. Devlet, ben de yani Ufuk Hanım, çok teşekkür ediyorum. Cevdet, çok güzel bir yanıt oldu. Ben de hemen şunu ekleyeyim. Yani söylediğin şeylerde bunun yani anlatının sesten karşılığını yapmıyorum. Çok önemli bir tespit. Ve aynı şekilde hani orada aramızda bir diyalog geçti. Ben şey diye merak ediyordum. Yani bir Friz'in işte resimsel ses var mı? Değil mi? Onun da olmadığını söylemişti. Yani önemli olan bunu bir şekilde resimsel seslerle bunu anlatıyı bir şekilde tercüme etmeye kalksan, o zaman işte bir şekilde Wagner operası gibi bir şey olur. Değil hemen mi? Gireceğim araya. Bunu da söylemek istiyorum. Yine Ufuk Hanım. Ufuk Hanım'a söyleyeyim. Bütün insanlar duysun. Buradaki insanlar duysun. Bir savaş ve bir mücadele var. Ama savaş şey bir mücadele değil yani. Bir davulcu diğerinin boynunu bile sıkmıyor. Çok şey bir savaş. Ritimler arasında bir mücadele var. Benim işin etrafına dönerseniz. Evet. Birkaç an var. Umarım Ufuk Hanım gidersiniz. Almanya'daki ne yazık ki bir daha yapamayız ama Almanya'da birkaç ne derler, çok kağıda dökülemeyecek birkaç ritim büyüsünden birkaç şeyimiz var. Bir köşeyi döndüğünüz anda zaman bir anda düşer gibi oluyorsunuz. Tempodan dolayı, ölçüden dolayı, her yerde aslında ritimlerin kendi arasında bir takım mücadeleler var. Ve onların yankılarında tabii ki. Dolayısıyla bir mücadelemiz var aslında. Ve de gelen kişiyi hele hele bütün gece aynı ritimle dans etmeye alışmış bir kuşak için en az 3-4 tane ayrı tempo var. Bu böyle bir mücadele var ama Can Bey'in dediği gibi tekrar tekrar söyleyeceğim. Bir savaş panoraması yapmak, onu seslerden şey yapmak ne öyle bir amaç vardı baştan ne de gerçekten buradaki amaç o değil. Belki insanlara daha kolay anlatırdım. Sesten, işte aynı şeyi sesten yaptık ama konumuz tam olarak o değil. Onu da söylemek isterim. Onun yerine davulların davulun temsil ettiği dans ölçülerinin ya da bizim uydurduğumuz dansı zor ama isteyen dans edebileceği ölçülerin mücadelesi vardır sesten. Ha, ama davulların davul sesinin temsil ettiği, üst yüze gelen bir beat'in temsil ettiği şeyleri benim anlatmama gerek yok. Onu sizin bedeniniz söyler. Ve buradaki herkes onu farklı şekilde duyar. Birisi için en eğlenceli halaydır o. Öbürü için bir dakika bu bana şunu hatırlattı. Olabilir. Bunların hepsine de kapı açık çünkü bu içinde söz geçmeyen bir ses organizasyonu sonuçta. Ha, o sesler, yaptığım sesler hiç mutlu sesler değil doğrusu. Korkutucu, gerici, bir hayvanı hatırlatan, burada sözü geçen devleri, tanrıları hatırlatan bir şey olabilir. Ya da dediğim gibi klasik Floridalı bir death metal grubunun solistini de hatırlatabilir. Bunları kişinin şeyine bırakmak benim tercihim doğrusu. Dimağına diyelim. Dimağa doğru oluyor mu bilmiyorum ama kendi müzikal geçmişiniz, kendi seslerle kurduğunuz ilişki. Bu kadar az ses olsa da şeyin de sınırsız olduğunda farkındayım. Ne derler? Çağrışabileceği şeylerin deyip hemen durdurayım. Daha karıştırmadan. Alican Kargın bir soru soracaktı. Sonrasında Filiz Tütüncü'yü alabiliriz. O da el kaldırıyor. Merhaba. Sesim geliyor değil mi? Tamamdır. Teşekkürler Arter'e, Can Hocam size de, Cevdet Bey size de bütün ayırdığınız, ayırmaya devam ediyor olduğunuz vakit için. Şu an mucize olabiliyor çünkü bazı insanlar için böyle bir dünyada. Bunlarla ilgili ısrar ediliyor olması. Bunlar derken ne kastettiğimi açmaya çalışacağım. Ben de çok uzatmak istemiyorum ama ben Arter'de ziyaret ettiğimde ki yeniden ziyaret edeceğim. Bugün gidecektim hatta gidemedim. Önümüzdeki perşembe umarım. Bana neler olduğu ve neler düşündürdüğüyle ilgili, bende kalan izlerle ilgili birkaç bir şey söylemeye çalışacağım. O yüzden yani zaten çok dağıtıyor gibi olursam duracağım ama duramıyor olursam da lütfen tamam dur artık çok dağıttın derseniz iyi olur. Vaktinizi kötü almayayım. Şundan dolayı çok çok heyecanlanıp, çok mutlu olup içeride
epey vakit geçirmiştim. Bergama meselesi diyeyim kabaca, bunu sadece bir bilgi olarak kabaca söylemem gerekirse orada bulunması ve içeri girip de burada Bergama ile ilgili ne var diye beni sormak durumunda bırakmayacak kadar ciddi bir ses örgütlenmesi, bir düzenlemeyle karşılaşmış olmam ve o sesin bu şekilde yerleştirilmiş olmasının peşine düşmek durumunda bırakılmam benim için çok kıymetliydi. O yüzden bu şekilde bir ses, nasıl diyeyim, Cerit Bey daha kolay açacaktır demeye çalıştıklarım ama sesin merkezde olduğu, daha doğrusu ses vesilesiyle, ses yüzünden, ses için neredeyse bir alan oluşturulmuş olması şu an inanmak için görmek zorunda bırakıldığımız hala bir dünyada bence çok kıymetli. Bu zaten kendi başına bir mesele. Yani çünkü ses ciddi anlamda benim kendi adıma bir yoklukla alakalı bir mesele. Nerede olduğunun bir türlü kestirilemiyor olması alışkanlıklarımız yüzünden tabii ki bu. Bu kadar bakmak zorunda bırakıldığımız için oluyor. En azından kendi adım öyle. Bir yokluk, yani bir ontolojik mesele. Kısaca öyle söyleyeyim. Yani sesin ne yapıyor olduğu, ne oluyor olduğu, nerede olduğu, nereye kaybolduğu belki en önemli soru o. Berlin'dekini tabii çok görmek isterdim ama Arter'de bile bence bir anda neredeyse kayboluveren ve yerine hemen başka bir zamanlamanın aldığı, başka bir sıkışıklığın aldığı ve bir anda sonra insan sesinin geri geldiği gibi bir ortamın içinde bulunmuş olmak çok çok kıymetliydi benim için. Onun için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tam da belki yani Can Bey'in sunumuyla ilgili düşünüyor olduğum şeyleri toparlamam gerekeceği için şimdi burada söyleyemeyeceğim. Belki başka zaman ona yazıyor olurum. Çok teşekkürler ama Bergama'nın burada olmuyor olmasına dair zaten nerede olduğuna dair, orada olmadığına dair, olması gereken yerde mi bilmiyorum ama en azından kaynaklandığı yerde olmadığına dair yeterince şey söyledi bana Cevdet Eray'ın yerleştirmesi diyeyim. Çünkü nerede olduğu meselesinden kurtulamıyorsunuz öyle bir ses organizasyonunda. Hem kendinizin nerede olduğu, hem yapının, yani yapı zaten yok, bir iskelet var orada. O yüzden bu Bergama'nın bir girişteki bir yazıda bahsedilen bir mesele gibi, hani hiç bilmeyen birisi için söylüyorum. Orada o kadar bulunması ve sizin içeri girdikten sonra seslerle mücadele etmek ya da eğlenmek ya da dans etmek ya da bir şekilde vakit geçirmek durumunda kalmanız ama bu zeminde, bu Bergama hikayesiyle eğer biliyorsanız vakit geçirmek zorunda kalmanız bence çok kıymetliydi. O yüzden çok yani teşekkür etmek istedim. Geçen hafta da buna dair bir şeyler söyleyecektim ama son kapanmış oldu falan. Belki geçen hafta en azından daha kısa konuşabilirdim. O yüzden şimdi çok uzattıysam ve dağıttıysam kusuruma bakmayın. Öyle. Teşekkürler. Çok güzel bir yorum oldu. Çok teşekkür ediyorum. Cevdet daha güzel cevaplayacaktır ama bu işte nerede olduğu, sesin nerede olduğu, işte inanmak için görmek zorunda olmamız ve işte yani Altar'ın sunağın nerede olduğu, özünün nerede olduğu konuları işte geçen gün konuştuk. Bu Direnişin Estetiği kitabında o Bergama'yı anlatan yerde Peter Weiss şu konuya geliyor. Yani özne nerede? Bu mekanda özne nerede? Ve anlıyorsunuz ki kitlenin olduğu yerde birey kayboluyor. Ve bu kitleye karşı direnebilmek için biraz ben kendi yorumuna ekliyorum. İşte o strüktürel savaşta, yani yenenlerle yenilenler arasındaki savaşta Herkül figürünün nerede olduğuna düğümleniyor her şey. Onu mutlaka okumuşsunuzdur. Yani Bergama Altarı'nın Berlin'deki sunumu sizi, özneyi tamamen kaybeden ve kendinizi kaybeden, nerede olduğunuzu bilemediğiniz bir yere götüren bir tarafı var. Benim işte bu gezen davulcuları bir başka yorumum da sanki özne geri dönüyor. Çünkü hem sesi tüketen insan aynı zamanda da sesi üreten insan haline geliyor. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür edeceğim Alican Bey.
Söylediklerinizin çoğu tepki reaksiyon veremem. Hem vakitten hem de bazen gerçekten veremem. Beni aşıyor. Samimiyetle söylüyorum. Fakat bir şey söyleyeceğim. Gelecekle ilgili konuşayım. Geçmişle ilgili değil de. Berlin'i görmek isterdim dediniz ya. Benim için demin Can Bey çok güzel bir sıralama yaptı. Sunağın neler olduğu ile ilgili. Yani müzede şöyle bir şey, şöyle bir şey falan güzel tarifler. Benim için işin ilk 25-30 önemli motivasyondan biri diyelim. 25-30 öyle bir sayı yok tabii ama bir tanesi İstanbul'dakinin meraklı kişinin, ki Ali Can Bey siz öyle birisine benziyorsunuz. Eldeki birkaç belgeyle, buna sadece duvardaki davul sergi rehberi de olabilir ki şu anda burada daha fazla bilgi var kitapta, internette de. Zaten mimari planlara, fotoğraflara aşina birisi daha iyi canlandıracaktır. Fakat yine 1 Ekim'deki konuşmada söylemiştim. İstanbul'daki versiyonun, getirilen bölümünün tüm ebatlarının Berlin'de tam olarak aynı olduğunu söylemek istiyorum. Basamak, aynı hoparlör, aynı sıralama. Sadece Berlin'deki şöyle bir şeyse, yine böyle anlatmıştım kusura bakmayın, tekrar ettiğimi farkındayım ama tekrar işlerimizden biri. Berlin'deki böyle bir şeyse İstanbul'a sadece bir parçasının geldiğini ama bu parçasının ebatlarına, boyutlarına hatta seslerine neredeyse hiçbir müdahale olmadığını söylemek isterim. Bu da şu anlama geliyor. Yine meraklısı için. Güzel bir perspektifse ki o karşı köşede hani duvarın altına yaptığımız ekstra basamaklar var ya, Artelin Galeri duvarının basamakların birleştiği köşeye gidip sunağa bakıp kırmızı, buradaki kırmızı, Berlin'deki kara. Sunağı hayal etmeniz için çok fazlasıyla şey var. Ne derler? İmkan var diye düşünüyorum kendi adıma. Ben kendi adıma eminim ama tabii yanılıyor olabilirim. Hayal etmek isteyene gerçekten bir tarafının deneyimini, Berlin'de ne olduğunun anlatısını. Çünkü bizim için efsane o. Berlin'de sergi açtım. Çok güzel oldu. İnanılmaz oldu. Bak fotoğrafı, videosu falan. Ve bunu İstanbul'a getirememenin eşe dosta, yine söylüyorum, şeyi ne derler, sıkıntısı. Onun için burada boyutlar, şeyler falan, en azından köşesi döndüğü zaman ritimlerde ne olduğunu, basamaktan çıktığın zaman sıkıcı bir şekilde hangi yüksekliğe çıktığının şeyleri birebir olarak İstanbul'da var. Ve bundan da çok mutlu olduğunu söylemem lazım. Bunu becerebildik en azından diye. Onu da söylemek istiyorum. Bir daha gidecek olursam bir de bu kafayla, olursanız Ali Can Bey, bir daha bu kafayla bakabilirsiniz diyeyim. Uzattım yine. Tekrar teşekkür ederim. Filiz Tütüncü, sonra Çağıl Özdemir'i duyabiliriz. Filiz Hanım. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle çok teşekkür ederim Can Hocama ve Cevdet Eri'ye. Cevdet Bey'le burada tanışma fırsatımız olmuştu. Hamburger Bahnhof'taki sergi kapsamındaki bir etkinlik gecesinde. Bilemiyorum, belki hatırlar kendisi. Ben Bergama Müzesi'nde, aslında İslam Eserleri Müzesi'nde araştırmacı olarak çalışıyorum. Ve çok benim için de çok başka bir deneyim oldu kendisinin işleriyle tanışmak. Ve çok ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Sormak istediğim iki şey var. Açıkçası bilemiyorum, belki Cevdet Bey kendisi cevaplamayı tercih eder, özellikle ilk soruyu. Tarihsel kontekst üzerine yeniden o konuya dönmek istiyorum. Acaba Cevdet Bey'in Bergama stereotipi müzenin kolonyal geçmişini sorgulamaya vesile oldu mu? Kendisi bu konuda ne düşünüyor? Ya da Can Hocam da tabii ki yorum yapabilir. Ve sormak istediğim ikinci soru da aranızda bilenler vardır. Müzede şu anda dev bir restorasyon projesi devam ediyor ve altarı görmek de mümkün değil. Konuşmada da bahsedildi. Acaba restorasyon sonrasında neler olacak? Yani altarın sunumuyla genel olarak yeni restorasyon da işte orijinaline uygun bir restorasyon yapılacak, yoksa tam olarak neler planlanıyor? Benim açıkçası çok bir fikrim yok ama belki Can Hocam biliyordur diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kısaca cevap vermek istiyorum Filiz Hanım. Çok teşekkürler. O zaman konuşmam sırasında Ürdün'deki Mışata Sarayı'na verdiğim referansı bir tek siz anladınız. Yani oradan geçen Hicaz Demiryolu tarafından
yüklenip Berlin'e götürülen İslam sanatı. Şimdi bu tarihsel konteks ve müzenin kolonyal geçmişi yorumlaması tabii bu kitabın ana konusu. Yani Alman emperyal ilişkisi. Buna bir şekilde şey diyebiliriz, yani literatürde buna penetrasyon pasifik denir. Yani gerçekten tam klasik anlamda bir kolonyal ilişki olmamakla beraber başka bir türlü ilişki. Mesela Theodor Wiegand kimdir? Theodor Wiegand işte Karl Humann'ın asistanı olarak başlıyor. Marie Siemens'le evleniyor. Çok işte Georg Siemens'in damadı oluyor. Cemal Paşa'nın en yakın arkadaşı ve arkadaşlarından bir tanesi. Osman Hamdi Bey'le çok yakından tanışıyor. Yani böyle bir durumda mesela Karl Humann'ı alalım. Karl Humann bir Prusyalı bir mühendis ve mimar. Dikili ve Bergama yolunu yapıyor. Yani bunu biz burada anladığımız zaman sanki işte bu Alman da gelmiş Bergama'ya nereden gelmiş filan gibi bir yorumlar diyorum. Halbuki Karl Humann Bergama'ya geldiğinde eşliğinde yüzlerce Osmanlı işçisiyle geliyor. Yani çok önemli bir lojistik bir ilişki var. Buna bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi son zamanlarda çıkan kitaplarda mesela meslektaşlarım ve arkadaşlarım işte Lucia Alest'in Designs of Destruction diye bir kitabı çıktı. Norveçli meslektaşımız Mari Lending'in mimarlık tarihçisi Plaster Monuments çıktı. Sonra bir de işte referans verdiğim Peter Christensen'in Osmanlı Demir Yolları ve Almanya arasındaki ilişkiyle ilgili bir yeni kitap çıktı. Bunlar çok değerli katkılar. Ama beni işte biraz endişelendiren bu çalışmalar biraz fazla Latourcu olmaya başladı. Yani bu kolonyal ilişkiyi ve güç ilişkisini tamamen sanki yokmuş gibi varsayıp bir network ve şebeke ve dolaşım hikayesini anlatıyorlar. Yani sanki işte Osmanlı demir yolları kuruldu ve Anadolu ve Yakın Doğu ve Orta Doğu coğrafyası Alman lojistiğine eklemlendiği zaman sanki bu network'teki her taraf işte Halep istasyonu, Nusaybin istasyonuyla Berlin'deki istasyon sanki aynı değere sahipmiş gibi bir yaklaşım gelişmeye başlıyor. Halbuki yani sermayenin ve sermayenin ve kolonyalizmin ilişkisinde bir güç dengesizliği var. Yani ben tabii benim çalışmam bir objelere geri dönüştü. Yani sade kolonyal bir geçmişten bahsederken hegemonyayı uzun soluklu olarak devam ettiren bir objeden, bir mekandan bahsederek bunu yapıyordum. Bergama Müzesi'nden biliyorsunuz orada çalışıyorsunuz. Yani böyle bir yaklaşım vardı ama ben hiçbir zaman Edward Said'i kaybetmedim. Yani Edward Said her zaman yol göstericimiz oldu. Ve işte bu şebekeyle ilgili çok, network'le ilgili, latur'la, objelerle çok heyecanlanıp kolonyal geçmişi ve güç ilişkisini unutan meslektaşlarıma da bunu işte hatırlatmaya çalışıyorum her vesaire. Her sebepte, her fırsatta. Çok teşekkür ederim. Kısacık bahsetmek istiyorum. Benim de araştırma konum Osmanlı'da arkeoloji tarihi. Özellikle Osmanlı arkeologlarının kendi yaptıkları işlere yoğunlaşarak tam da bahsettiğiniz şekilde network ağlarını kullanarak ama yani bunun bir sömürgecilik tarihi olduğunu unutmadan konuya yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Filiz Hanım yine soru yönelttiği için. Merhaba Filiz Hanım, ben çok kısa ayaküstü konuşmamızı hatırlıyorum. Benim için muhtemelen yoğun ve heyecanlı bir anda. Projeden önce tanışmış olsaydık, ben sizin müzede çalıştığınızı bilseydim başka bir ilişkimiz olurdu muhtemelen. Onun için onu daha ileriki şeylere bırakalım ya da başka jenerasyonlara bırakalım o tarafına. Evet, kolonyalist
tarihin kolonyalist bölümünü ya da tümünün, tüm tarihin o tarafıyla ilgili elimden geldiğince anlamaya, içine girmeye çalıştım. İlk bana çok heyecan veren birkaç konudan biriydi tabii ki. Yani bu projeyi yapmayı Hamburger Bahnhof ve Ruhr Trienali'ne önerdiğim zaman tam bilemediğim, bilgimin sınırlı olduğu ama bu alanda bakalım neler öğreneceğiz diye çok heyecan duyduğumu biliyorum. Ve de odanın içine girdiğiniz zaman, galeri odasının içine girdiğiniz zaman duvarda kahrolsun kolonyalizm falan yazmıyor. İşin temel amacı o değil. Öyle bir şey yapmak değil, temel amacı. Onu söylemek, sloganlaştırmak değil ama çokça kararı etkilemiş durumda. Bu kararın içinde bugüne ait şeyler de var. Destekler, Almanya'da nerede, nasıl üretildiği, kimlerin gösterdiği falan gibi. İkinci soru ise ben size sorardım. Nasıl gösterecekler sunuğa ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Sizde varsa ipucu, yani yeni müzede nasıl gösterileceğini merakla bekliyorum doğrusu. Ama biz bambaşka bir yola girdik bile, onu da söylemem lazım. Bundan da çok mutluyum. Bu işin macerası sayesinde. Önemi biraz azaldı benim için doğrusu nasıl gösterileceğini. Diğer nedeni de geçen gün Can Bey'e söylediğimdi. Bergama'da, yukarıda Akropol'de oturup Bakırçay mıydı? Ve çevreye baktığım zaman neyin götürülebileceği, neyin götürülemeyeceğine dair orada çok kuvvetli bir hissiyat edindim. Dolayısıyla çok büyük bir merakım yok. Nasıl yeni sergilemesi nasıl olacağıyla ilgili. Ama bakalım belki çok bize ilhamlar veren, hakkında konuşacak yeni şeyler de olabilir. O önemli bir konu. Filiz Hanım'ın sorusuna hemen cevap vereyim. Nasıl olacak? Ünlü Alman mimar Ungers'in bir projesi vardı. Belki 20 sene kadar önce. İşte bir yarışmada Bergama yarışmasını kazanmıştı. Yani o U şeklinde olan Bergama Müzesi'nin açık olan alanını da kapatarak tamamen ortadaki alanı bir avluya çeviriyor. Ve böylece yeni yapılan, yani kapatılan kanata Charlottenburg'daki şeyler geliyor. Mısır eserleri yerleştiriliyor. Ve de tabii en önemli farkıysa bütün bunlar David Chipperfield'ın, İngiliz mimar, master planı ile oluyor. Biliyorsunuz Noyes Müzesi seni yeniden açtı. En büyük değişiklik şu, yani Berlin Müzesi Louvre gibi olacak. Hani nasıl Louvre'un piramidinde eskiden saraya her taraftan kentten ulaştığınız gibi ulaşamıyorsunuz artık. Gidip ortadan, yer altından, işte köstebek gibi ulaşıyorsunuz. Böyle olmasının nedeni ise işte milyonlarca turist geliyor. Yani kitle turizmi var. İşte David Chipperfield'ın yaptığı çalışma da bütün müze adasının tek bir merkezden dağıtılacağı. Yani öyle işte herhangi bir müzeye çat kapı Berlin'den, Kupfergraben'den, Spree'den giremeyeceğiniz bir şey yol açıyor. Belki başka çaresi yok. Çünkü milyonlarca turistin gelen bir yeri ne yapacaksınız? Ama çok yani çok hüzün verici buluyorum. Çünkü yani bu müzeleri mesela Schinkel'in büyük Altes Müzesi'nin en güzel tarafı kentten ulaşabilmek. Yani ben mesela şunu görmek istiyorum dersiniz. Saatlerce turistlerle sıraya girmeyen hemen bir müzeye ulaşırsınız. Ne yazık ki artık o anladığım kadarıyla mümkün olmayacak. Teşekkürler. Çağıl Özdemir'i alıp sonra Belgin Turan Özkaya. Çağıl'ın buyurun. Merhaba, duyabiliyor musunuz beni şu an? Süper. Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim için çok ufuk açıcı ve pek çok yeni şey öğrendiğim bir konuşma oldu. Çağıl Özdemir ben. Bu konuşmaya olan ilgim aslında Bergama'da yaptığımız bir tiyatro festivali sebebiyle oldu. Odak noktamıza Berlin ve Bergama arasında ve bu konuşmanın da aslında temel taşı, yapı taşı olan Berlin-Bergama ilişkisini alıyor tiyatro festivalimiz. Ben dahil ekibin büyük bir kısmı Berlin'de yaşıyor. Fikrin sahibi, yani festival fikrinin sahibi arkadaşımız anne tarafından Bergamalı, ailesi hala orada. O da bizimle birlikte Berlin'de yaşıyor, Eren. Ben şunu sormak istiyorum. Cevdet'le önceden buna benzer konuşmalar yaşadık ama bütün bu kontekst içerisinde aslında ilk kez Almanya'da sergilenmiş bu işin hani zamansız ve mekansız olduğu konusunda hemfikirizdir diye düşünüyorum ve
aslında orijinaliyle de bir o kadar organik bağlar taşıyor, içeriyor. Ve Bergama üzerine bu kadar konuşurken aslında Bergama'ya uğramamış bir iş. Bir gün eğer uğramaya karar verseydi bir devam olur muydu? Onu nasıl kurgulardı? Onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba Çağıl. Burada anamayacağımız çok fazla kişi ve ilişki var ama Bergama'dan, tiyatro festivalinden bahsetmen çok iyi oldu. Çünkü daha bu işe başlamadan ya da bilmiyorum çalışma zamanında iletişime geçmiştik. Ben de anlatıyordum ya ben de böyle bir şeyle uğraşıyorum falan filan gibi. Devam eder mi? Evet bu fikirden hayattaki her şey gibi buradan öğrenilen ne varsa, çalışan ne varsa onların tecrübesiyle bir şey devam eder. Ama ne olacağını bilemem ama ne olmalı diye masaya oturulur. Masaya değil taşa da oturulabilir. Ve düşünür diye düşünüyorum. Bergama'ya bir şeye gidecekse o katalogda olan yani şunu demeye çalışıyorum. Bu fikriyatta nasıl gideceğini düşünmek zaten işin kendisi ve ona bir çözüm önermek. Ve gördüğünüz gibi burada birkaç örneğini verdik. Rengi değişti, boyu değişti, şuyu buyu değişti. Çevresindeki bağlam tamamen değişti. Bir kamuya ait en büyük müzelerden birinden işte İstanbul'daki özel sermayenin müzesine geldi, buraya geldi. Etrafı dil değişti. Şeyden Dolapdere'ye indi. Ama Dolapdere gibi gözükmüyor galerinin içinde. Bergama'ya gider mi? Tabii ki gider. Ha ne şekilde gider? Yani ne bileyim bir stereo, bir tape şeklinde mi gider? İki davulcu mu gider? Bunlar tamamen şeye kalmış. Arkeolojik alana müdahale edilir mi, edilmez mi? Yoksa aşağıdaki bunu düşünmek ve bunun bir parçası olacağını düşünmek ve ne yaparsak artık bu parça, daha önceki parçayla ilişkisinin de yani nasıl büyüdüğünün, serpildiğinin ya da tam tersi Can Bey'in dediği yaş etkisi. Müdahale etmezseniz her yapının, her insanın, her ağacın yavaş yavaş kaybolması, yok olması gibi ufalıp elimizin, avucumuzun içine mi girer onları bilemeyiz. Ama tabii ki ben baştan beri sizlerle iletişimimizin şeylerinden biri. Bergama güzel bir yer, çoğu yer gibi. Bütün bu işin sebeplendiği yer, hayat izin verse de keşke, tek bir şartla. Memleketteki çoğumuzun da içinde olduğu müteahhitçe iş yapma şeklinde değil de gerçekten düşünerek, taşınarak biraz vakitle. Alo Cedet, iki hafta sonra hemen bilmem yapabilir misin? Değil de. Ki onu da seviyoruz bu arada, öyle çalışmayı seviyoruz, öyle şeyler de yapıyoruz. Davul öyle de çalınır, davul şu anda çalınabilir hemen. Ama belki biraz fazla düşünerek, çünkü ciddi bir konu, çok ciddi bir konu. Yani kendi dokunduğu alanlarda hayati bir konu gibi. Ben de bir şey ekleyeyim. Evet. Yani Bergama'ya çok güzel bir soru sordunuz Çağla Hanım. Bergama'ya nasıl gidebilir? Yani bir hayal edelim ki bir gün Kültür Bakanlığı'nda böyle işte Cevdet Bey'i anlayan birisi var. Ve bütün dünya arkeologları bilirler ki eğer Türkiye'de kazı yaparsanız bakanlık size tutturur, anasilosiz yapacaksınız diye. Yani şeyleri, taşları bir araya koyup, mesela işte Almanları eleştiriyoruz, götürdüğünüz işte Gigantomach gibi. Alman Arkeoloji Enstitüsü orada anasilosiz yapmaya devam ediyor. Trajan tapınağını kaldırıyor. Çünkü bunun işte bir turist çeken filan bir estetik ve performatif bir tarafı var. Tabii yani ben anastilosis'e karşı falan değilim. Hani onu inceliyorum. Yani İtalyanların Libya'da Balanos'un Atina'da filan uyguladığı 1900'lerin başında çok önemli bir teknik. Venedik Charter'ı da bunu işte asıl otantik olan budur diye kabul ediyor. Tamam çok güzel. Buna bir şey demiyorum ama yani bir gün mesela Bergama'da bu altarın alanına veya çevresine illa böyle anastilosis yapıp ayağa kaldıracağız yerine bir mesela yapısal, resimsel değil ama yapısal bir ritmik ses yerleştirmesi neden olmasın? Değil mi? Olabilecek ihtimallerden sadece bir tanesi bu arada. Evet tabii sadece. Bu arada Çağıl bir şey soracağım. Üç cevap şıkkı vereceğim. Dört hiçbiri de olabilir tabii. Dinliyorum. Bergama'ya gider mi deyince A. Bu işi mi kastettim? Bergama stereotip bilmem ne. B.
Orijinal Büyük Bergama Sunağı'nı kastettin. C, onun temsili zaten aynısı. Yani ikisi, evet, ikisi bir. Zaten Bergama stereotip onun olası bir temsili mi? D, hiçbiri. D, hiçbiri galiba ya. Çünkü tamam, aslında sormaya çalıştığım şey bu değişen ve dönüşen şey çok organik ve hiçbiri birbirinin aynısı değil. Çok aynısı gibi gözükse de. O yüzden bir devamı olur muydu? Bence cevap hayır. Ama bir yandan da olurdu, evet. Sadece sen nasıl hissediyorsun onu merak ettiğim için sormuştum. Ben demin dediğim gibi yani öyle bir şey düşünülürse düşünen taraflar diyelim, düşünen partiler, yabancı dillerde var ya düşünen partiler gelir güzel güzel keyifle konuşurlardı diye düşünüyorum. Ne yapmalı diye. Böyle bir takım deneyimler yaşadık. İyi kötü bir şeyler yaşandı diye üstüne çalışırdı diye düşünüyorum. Sadece bence çok acelelik bir konu yok. Çünkü konuştuğumuz zaman dilimleri zaten çok şey. Üstüne düşünmek çok keyifli olurdu diyorum. Bir anekdot anlatayım mı? Kayda da geçmiş olsun. Kusura bakmayın iz ama hala gayet güzel bir acelemiz yok. Evet. Genelde çok şey evlerde anladığım kadarıyla. Ofisinde olan varsa onlara bilmiyorum. Onlar da bir deneyim olacak ama şöyle bir şey mühim değil ama bu korularla alakalı bir şey. Bochum'da ilk açtık ve bir basın toplantısı yapıldı basın ve izleyicilere. Ben ve iki küratör basamaklara oturduk. Birkaç soru sordular falan. Katılımcılardan birisi, biraz kaba bir şekilde olduğunu söylemem lazım, şey dedi, ya işte Bergama sunağı Berlin'de, burada Almanya'da ve hiçbir yere gitmeyecek. Siz bunu geri götüremeyeceğiniz için böyle sesten biraz daha minyatür bir versiyonunu mu yaptınız dedi. Ben bilmiyorum, belki işi daha yeni açtık, bir gün önce bitirdik, yorgunluktan yanlış anlamış olabilirim ama bana açıkçası şey geldi, hem sorma tarzı hem de ton, ses yani. Mimikler bana biraz kaba geldi. Ben de şöyle cevap verdim. Hep Almanya'da kalacak dedi. Ben dedim ki 200 sene sonra belki Almanya diye bir ülke olmayacak. Gözler açıldı bizim beraber çalıştığımız kişiler ki dahil olmak üzere. Nasıl Almanya olmayacak 100 kişi? Belki dedim Almanya ile Türkiye aynı ülke olacak. Yani bu işin tarihinden anlamamız gereken herhalde dünya böyle ilerliyor. Tarih böyle ilerliyor. Bilemeyiz ki 200 sene sonra nerede kalacak, şurada kalacak falan. Dedim belki iki ülkenin öyle bir zaman gelecek ki iki ülkenin liderleri ya da insanlarını temsil eden ve gücü olan ve ilginç niyetler olan insanlar bir araya gelecek diyecekler ki ya bu zavallı toprağın altında uzun süre kaldı. Neler geçti başından. Sonra Berlin'de tekrar kuruldu. Sonra Ruslar gitti bunu St. Petersburg'a götürdü. Doğu Almanya tekrar hediye edildi. Almanyalar birleşti. Bu müze kuruldu falan filan. Burada bayağı kaldı. Hadi gelin bunu şeye götürelim. Bu iki lider varsa ülkeler onların başına gidiyorlar. Hadi bunu beraber orada yine biraz gözler açıldı ya da ben öyle hayal ediyorum. Hadi bunu Sri Lanka'ya götürelim diye karar verecekler belki. Yani Türkiye'ye geri dönmesi değil belki o bahsettiğimiz neyse artık onlar sosyal demokrat mı? Bizim şu anda ismini bilmediğimiz bir toplumsal düşünce türü mü? Diyecekler ki belki hayır ya biraz renkli düşünelim diye söylüyorum. Yani başka bir yere götürelim bunu madem gidebiliyor. Yani soru orada. Madem gidebiliyor bu, Bergama'ya da geri dönmesin, İstanbul'da da bir şey de yapılmasın. Hadi gelin bunu Sri Lanka'ya götürelim diyecekler belki. Madem hareket edebiliyor. Madem 100-150 sene evvelin şartlarıyla hareket edebilmiş. Böyle de düşünülebilir. Nereye gidecekse böyle düşünmenin faydası olabilir diye. Böyle bir kabaca böyle oldu. Kaydı da vardır belki ama böyle bir şey de geçti başımdan. Bunu da söylemiş olayım. Öyle. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler Cevdet. Belgin Turan Özkaya. Ben de o zaman teşekkür ederek başlayayım. Hem Can'ın her zamanki gibi çok ilginç sunuşu için hem de çok hakikaten düşündürücü tartışma için. Ben bu sömürgecilik tarihinden arındırma konusuna geri dönmek istiyorum. Müze, yani bugünlerde müze çalışan herkes tabii bu konuyla çok ilgili. Ama bugünkü sunuşlardan ve konuşmalardan ne yazık ki işleri görmedim ben. Yani İstanbul'a en kısa zamanda gitmek, deneyimlemek istiyorum Cevdet Bey'in çok enteresan, güzel işini. Dolayısıyla onun hakkındaki yorumlarım çok da doğru olmamış olabilir. Çok iyi anlayamamış olabilirim. Fakat bu sömürgecilik tarihinden müzeleri arındırma
konusunu, bugün Ali Can'ın sunuşundan sonra da edindiğimiz bilgi ışığında, yani aslında sunağın var olmadığı, yani sunağın bir yeniden inşa olduğu, yani şeyde Berlin'e gitmiş friz parçaları olmasına rağmen bir sunak olmadığı noktasını ve de Cevdet Bey'in çok enteresan bir şekilde o bu deneyimi, yani yeniden inşa edilmiş aslında modern bir yapı olan, strüktür olan sulakta ki deneyimi dönüştüren işinin ışığında düşünürsek acaba bu sömürge tarihi, yani decolonizing the museum konusu hakkında başka ne düşünebiliriz? Yani bir anlamda belki de hakikaten bir o sömürgecilik tarihinden arınmış iki durumla mı karşı karşıyayız? Yani hem Bergama Müzesi'nin kendisinde, yani bazı objelerin olmuş olmasına rağmen sunağın olmaması, yani sunağın orijinal olmaması durumu, bir sunak olmaması durumu, yani onu yeniden, o imgeyi yeniden düşünmeye götürebilir bizi. Ve de Cevdet Bey'in hakikaten bu şeyi tamamen dönüştürüyor ve yani aslında onun kişiselleştiriyor gibi geliyor bana. Bütün konuşmalarında pek o geçmişe de şey yok, referans yok. Yani bambaşka bir şey oluyor. Ve zannederim o deneyim de öyle. Dolayısıyla o anlamda ben özellikle hele bir de İstanbul'a geliyor. Hakikaten decolonize mi olmuş oluyor acaba o şey, sunak imgesi? Acaba bir de hani öyle mi düşünmek gerek diye düşündüm. Hani hem Can'a hem Cevdet Bey'e sormak isterim. Ne düşünürler bu konuda? Can Bey? Evet, Belgin Hoca çok önemli bir soru sordu. Yani gerçekten daha da düşünmem lazım. Yani şunu anlatayım. İşte aramızda Arter'deki işte sunumun başlığını, özetini internete koyarken Arter ekibi çok özen gösterdiler. Her şeyi mükemmel yapıyorlar. Ve onlardan bir tanesi de mesela İz Hanım dedi ki buraya koyacağımız fotoğrafın copyright'ını almamız lazım. Değil mi? Çok çok güzel. Ve tabii yani bunun copyright'ı nerede? Yani bir Bergama sunağını, resmini işte internete, sanat tarihi kitabına, işte Belgin senin mimarlık tarihi kitabına koyduğun zaman veya öğrencilere bu dersi verdiğin zaman altında işte yazıyor şey. Caption'ı var. Caption'da diyor ki şu anda Berlin'de bulunan Devlet Müzesi'nde Preußischer Kultur, bunun copyright'ı Preußischer Kulturbesitz'e aittir. Yani Prusya Kültür Fonu. Yani burada evet, yani bir eski sömürgecilik tarihi tarihçi olarak anlamamız ve doğru yorumlamamız gereken bir şey. O yüzden işte sömürgecilik tarihini tamamen göz ardı ederek objelerin sirkülasyonu tarihi yapan latürcü arkadaşlarımıza kızıyorum. Yani o önemli. Ama bir yandan da yani bu sömürgecilik eskideki tarihiyle bugünkü hegemonya arasında bir ilişki var. Yani hegemonya nedir? Kendi kendinize kabul ettiğiniz kültürel üstünlük. Yani bu Bergama Müzesi, işte Filiz Hanım da çok güzel biliyor. İçindeki İslam Müzesi ile içindeki Mezopotamya işte eski Orient Müzesi ile Roma ve Helenistik Müzesi ile %100 tamamen Osmanlı'dan giden esenler için yapılmış. Değil mi? Yani o tarihi anlatıyoruz ama bugün için bir devam eden bir ilişki var. Yani biz Anadolu tarihini düşündüğümüz zaman ve onu bir ikonalar şekline düştüğümüz zaman, işte karşımızda çok etkileyici şu sunak var. Sonra işte senin çalıştığın Likya'dan giden eserler falan var. Yani o
eskiden gelen güç ilişkisi bu bugünkü ve bugüne eskiyle hiç düşünmesek bile bugün de var olan bir hegemonyaya, devam eden bir hegemonyaya dönüşüyor. Yani o açıdan bence tarihçinin de bir görevi var. Yani bu hegemonyayı bir şekilde hiç olmazsa sorgulayabilmek. Çok uzun bir konu bu. Ama yani Cevdet'in yaptığı dekolonizasyon mudur? Kendisi belki cevap verebilir. Yani ben özellikle onu amaç ettiğini düşünmedim. Ama sonuç olarak yani Bergama'nın resimsel olarak değil ama yapısal olarak incelenip tekrardan bir avantgard bir pratik olarak İstanbul'da yeniden inşa edilmesi bu hegemonyayı ister istemez karşılıyor ve onu bir şekilde söküyor. Yani bu aslında beni çok heyecanlandıran bir yorum. Tamamen arkasını dönüyor değil mi? Yani o referanslarla onun aslında hegemonyası altında hareket etmiyor. Yani çok başka bir şey, kişisel ve bambaşka bir şey sanki kurgulanıyor gibi. O belki bir direnç şeyi yani. Kasıtlı olmayabilir, bilinçli olmayabilir. Belki çıkış noktası olmayabilir ama sonuçta ortaya çıkan şey belki de o. Bilemiyorum. Sadece spekülasyon senin söylediklerin üzerine. Can Bey bir şey söyleyecek miydiniz? Ben gireyim mi? Yok lütfen. Merhaba Belgin Hanım. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Böyle bir eserle, böyle bir eserin sergilenmesiyle ne orada ne burada gerçekten müze dekolonize edilemez. Benim ne haddime. Ama bunlar hakkında konuşulabilir mi? Bunlar hakkında tahrikler yapabilir mi? Bence yapar. Bunu istedim mi? Tabii ki istedim. Kişisellik çok önemli bu işte. Bu bir sürü işbirliği, bir sürü tarihsel bilgi, bir sürü düşünce ile beraber kişisel de bir üretim doğal olarak. Günün sonunda en azından öyle sunuluyor. Bir kişinin ismi var. Daha önce yaptığı işlerle bir izlek içerisinde. Fakat şunu da belirtmek isterim. Unutmayalım, ben unutmayayım ki daha ümitli olayım. Bu işin o kadar da kişisel bir iş olmadığını düşünüyorum çünkü. Unutmayayım ki siz bu işin hakkında bir konuşmayı izliyorsunuz. Siz bu işle asıl planlandığı şekilde karşılaşmadınız. Planlandığı sizin gibi bir bireyin o mekana atılması. Yani tabii kendi isteğiyle, yürüyerek bir şekilde. O mekanın içinde bulması kendisi. İster Bochum'da ki o büyük endüstriyel mimarinin kutsallaştırıldığı parkta, ister Hamburger Bahnhof'ta eski trencilik müzesinden en büyük çağdaş sanat müzelerinden birine dönüşmüş. Şimdiki Hauptbahnhof'un karşısındaki yerde, ister Dolapdere'de yeni açılmış Arter Müzesi'nde, ister ileride işte Bergama'da, Tokat'ta ya da işte Sri Lanka'da dediğim gibi. Asıl planlanan ve asıl yapılan iş benim gibi bu işi yapan kişinin böyle davullardan, ritimlerden, zevklerden bahsetmesi değil. Öncelikle sizin onun içine düşmeniz çok önemli benim için hala. Bu gerici bir düşünce olabilir, eski moda bir düşünce olabilir. Çoğu şeyin temsillerinden deneyimlediğimiz bir dönemde. Ama ben de hemen işte Mimar Sinan'daki geleneksel mimarlık etkisinin muhtemelen, mimarlık eğitiminin de etkisiyle hala o mekanda olmayı, o mekana gitmeyi, yürüyüp merdivenden çıkmayı ve içeri girmeyi asıl deneyim olarak düşünüyorum. Biz sadece şu an onun hakkında konuşuyoruz. Dolayısıyla siz içine girdiğiniz zaman her ne kadar orada bir sanatçının ismi yazsa, bir takım işte yazılar olsa da o deneyimin kişisellikten, benim ya da sanatçının kişiselliğinden değil, izleyicinin kişiselliği daha çok ilişkili olduğunu düşünüyorum ve ümit ediyorum. Ve öyle çalışıyorum demem lazım. Böyle bir not ekleyeceğim. Ama ilk soruya cevabım, biz bu işi bir başvuruda bulunarak, yani beni sergi yapmak için, çok kabaca söyleyeceğim de bahsetmiş olalım merak edenlere, bayram değil, seyrem değil, Berlin'in ortasında niye Bergama seriyor diye bir sergi açılsın. Çünkü ben çok şüpheli sorular da aldım şeyde, Berlin'de. Hele orada İstanbul'dan geldiğim, bir üniversitede çalıştığım falan gibi şeyler olunca,
ne vesileyle bu iş yapıldı, bu devletler arası bir anlaşmanın şeyi mi falan filan gibi. Ben Berlin'de bir sergi yapmaya çağrıldım. Hem büyük zevk hem de zorlaştırmanın korkusuyla bu işi, bu konuyu ben seçtim ve teklif ettim. Şu ana göre daha kaba bir mimari model ve şu ana göre daha kaba ama genel şeyini anlatan birkaç paragraf yazıyla. Ondan sonra bu daha formülize edilip Almanya'daki Kulturstiftung'un, yani Alman Federal Devleti'nin sanat eserleriyle ilgili fonlarına başvurdu. Ve o sene 2017 ya da 18 birkaç büyük yapıtla beraber en büyük fonlardan birini aldı o başvuru. Alman Federal Devleti'nin. Sonra Arter'e geldi. Bunlar da zaten bu fonlarla o mekanlarda, o kurumların kuralların içerisinde bunun faydalarını görerek ama aynı zamanda bayağı da mücadeleler göstererek, daha başka bir gün o da konuşulabilir, böyle bir dekolonizasyon yapılamaz. Ama onun hakkında konuşabilir, onun hakkında soru işaretleri şey yapabilir. O müzelerin çalışanlarına ilham verebilir. Başka kimselere ilham verebilir. Benim amacım bu. Yoksa böyle bir eserin, böyle bir şeyi tek başına yapması, ona yeltenmesi bile şey olur. Ama bu vesileyle okumak, etmek, bazı bilgileri paylaşmak, bugün yaptığımız gibi 3, 5, 10 tane buluşmaya vesile olmak gibi en az 100 tane amacı vardır diyebilirim. Çok teşekkürler. Kişiselleştirmenizden bahsederken biz şeyi deneyimlerken sizin o kişisel şeyinizi alıyoruz demek istememiştim. Onu kesinlikle anlıyorum. Yani ama alınmıyor da bu arada. Kendi deneyimini yaşıyor herkes. Ama tabii, iş sizin için çok kişisel gibi görünüyor aynı tabii zamanda. Kesinlikle. Onu demek istemiştim. Kesinlikle. Ve o da hani bu direncin bir şeyi, kesinlikle, noktası diye düşünüyorum. Yani şu anda konuştuğumuz şu prensiplerden bu işten en az 100 tane daha yapılabilirdi. Bunu hissettirdim sanırım. Ben davul kullandım. Bas davul kullandım. Çünkü kullanmamaya mahkumum. Abartarak söylüyorum yani. O zaman hemen soralım. Devamı gelecek mi? Başka işler olacak mı? Bu Bergama şeyinden, bu seride mi? Açıklıkla söylüyorum. Hakkında konuşulan, planlanan, işareti gösterilen bile henüz hiçbir şeyi yok. Hayır. İstekler, dilekler, beraber konu, ya şurada olsa işte biraz evvel Çağlar'ın bahsettiği gibi, ah Bergama'ya mı gitse ya da hadi Kadıköy'e götürelim falan. Bir Ankara konuşuldu bir ara, çok heyecanlandık. Bir konuşuldu. Çünkü Ankara gittiğiniz zaman başka bir sürü okuma daha girecek. Okuma korkutmasın okumayı çok sevmeyenleri. Bir konuyu okumak diyelim. Ankara gitmesi şey yapıldı. Keşke olsa ama doğrusu açıkça söylüyorum bana. Ne kadar doğru söylüyorum. Ben kabaca biliyorum ne kadar doğru konuşmuş şu an. Bir plan program, yeni bir hazırlık, öyle bir şey yok ki. Ben aslında plan program yaparken, hazırlık yaparken bayağı gizlediğim de oluyor. Bir anda ortaya çıkması çok keyifli oluyor bazen çünkü işin. Şimdi bayram, seyran, bayram değil, seyran değil. Berlin'de Bergama'yla, Bergama isimli bir iş açmak için. Ama şu an doğrusu şey yok. Yakında olabileceğini zannetmiyorum. Ama bununla ilgili konuşmak, etmek eminim olacaktır. Ve de başkalarının başka devamları olacaktır diye onu söylemek isterim. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Herkese çok teşekkürler. Bir chatte Cem Bey kendi e-mail adresini paylaştı ve kitabın giriş bölümünün de akademiya.edu'dan erişilebilir olduğunu söyledi. Chat'e bakmayanlar için o bilgileri iletmek istedim. Başka bir yorum, soru var mıdır? Ali Can Bey'in elini görüyorum yine, yanlış şey yapmıyorsam. O evet, tarafı değilse. Ali Can Bey. Ya müsaadenizle son geldiğimiz noktayla ilgili küçük bir şey daha söylemek istiyordum da. Ya şu bahsettiğiniz kendinizi orada bulmanız gerektiği, fırlatılmış olma, orada bulunursanız bir şeylerin yerine oturacağı meselesi. Ya bu bana az önce onu atladım şeyi de düşündürüyordu. Şimdi bu sunak söz konusu olduğunda sunaklar böyle tabii şu an bizim deneyimimize çok uzak olan bir deneyim alanıydı bildiğim kadarıyla. Yani keyfi olarak birilerinin gidip geldiği herhangi bir kamusal alan değil. Sunak orası. Tanrılar yani hiç belli olmaz ne olacağı. Oraya böyle keyfi olarak gidilip çıkılamıyor. Çok ciddi bir komünitenin
nasıl hareket etmesi gerektiğine dair bir yaptırım mekanı. Yani tabii ki şu an o mekanlardan hiç uzak değiliz ama ses üzerinden sunakla ilişki kurmak da benim için çok, değil mi ya, böyle bir şey vardı. Daha doğrusu böyle olabilirdi yani diye düşündürmüştü. İmajlarını görmek, mekanları şu an kültürel neredeyse gezi turistik mekanlar olarak ziyaret etmek değil de tam da ses üzerinden o tanrısallık fikriyle, o ciddi bir otorite mekanı olması fikriyle ilişki kurması, daha doğrusu kendi açıma ben onun üzerinden de ilişki kurmuştum. Bu açıdan da çok kıymetli gelmişti bana böyle. Yani o frizler orada olsa ya da sizin dediğiniz gibi frizlerin translation şeyini, sese transfer etmek, sesle onları yeniden açıklamaya çalışmak gibi bir durum olsa gerçekten çok, yani ya çok heyecanlı olabilir ama tam da burada zaten sanki işte özellikle yapmadığımız ya da hiç söz konusu olmayan şey o. Yani bir şeyi bir yerden burada yeniden üretmek, buraya yeniden taşımak, burada onun altını çizmek değil de bilmiyorum, neticede sanırım sizin onunla ne yaptığınız ama ses benim için hala, tam hala açıklayamıyor olsam da hala çok çok önemli olmuş. Yani sesin, ses üzerinden bakacak hiçbir şeyin, tırnak içinde bakacak hiçbir şeyin olmadığı bir sunak çok kıymetliydi benim için. Alican Bey, daha doğrusu sunağın anlatsam. Tabii, buyurun. Kabaca üç şey söyleyeceğim. Birisi, gerçekten orada bulunmak gerektiğinde demin Pergin Hanım'a söylediğim gibi bu iş gerçekten o mekana gitmek için yapılıyor. Can Bey, hı-hı, geçen günkü söyleşide hani şeyden bahsediyor ki, müzede, hı-hı, kişi görmenin, bu mimari kurguyu görmenin bir senaryosu var. Nasıl, nereden geleceksiniz, nereden yapacaksınız? Evet. Bu bazen, hı-hı, net bir rota, bazen serbest gezmeler gibi. Şey örneği vermiştim, aklıma ilk o geldi çünkü. İşte Kadırga'da, İstanbul'da, hı-hı, Kadırga'da, Mimar Sinan'ın avlusuna alttaki kapıdan girdiğiniz zaman merdivenler, önce üstte bir karanlık o tonozvari şeyden geçiş, daha avluya ulaşmadan arkada kubbe ve minareleri görüş, sonra bir anda avlunun içine düşüş, hmm, kurgusu. Bu işin sanatlarından biri. Dolayısıyla Alican Bey, en son söylediğiniz şeyde katılmadığım bir durum var. Bu iş gözleri kapatmak için yapılmış bir iş değil. En azından. Ya öyle sanırım olsun, çok altını çizdiğimden, pardon. Yok, yok, hayır, ama çok iyi çünkü hepimizin algısı farklı. Yani gerçekten bazı insanlar geldiği anda, çok kişi bu aynen diskoya giden bir adamın, bir kişinin, bir insan olan adamın gözünü kapatıp dans etmesi ya da ışıklar içinde kendisi şey yapması gibi iki tane çok güzel tercih. Dolayısıyla böyle yapılmalı, böyle yapılmamalı diye bir şey yok. Hele görselliğin baskın olduğu bir ortamdaki, artık o kadar olmasa da görsellik kökenli güzel sanatlar bağlamında sesi koyduğun zaman herkes doğal olarak, aa çok iyiydi, gözlerimi kapattım. Ama şunu en azından benim için söylemem lazım. Bu gözleri kapatarak etrafında dolaşacak benim için öyle bir iş değil. Yoksa o zaman karanlık bir şey olurdu ve o kırmızıya dönüşmezdi. Aynı boyutlarla oraya getirdim demezdim. Bunu söylemem lazım. Yok, kesinlikle. Yani kastetmeye çalıştığım şey değil. Zaten gözümü kapatsam basamaklardan da çıkamam. Yani dikkat etmemiz gereken, bakmamız gereken zaten epey şey var. Gözlerini kapatıp basamaklardan çıkabilirsin. Çok güzel teknikleri var. Onun için gözleri karanlıkta yani çıkmayı tercih ederim ama. Karanlıkta ve basamaklar olursa. Ha, yine hafifletmek için konuşmayı. Ben Muammer abiyle çaldığım zaman, Muammer Ketencioğlu görme özürlü ya da, hı-hı, kör dediğimiz insanlardan. Onunla genelde ben yürürdüm. Onun elinde akordeon, benim elimde davul. Kıbrıs, Hollanda, Çanakkale, bir sürü yere de gittik yani. Onların çok güzel yürüme teknikleri var. Bir gün öğrenmeni tavsiye ederim. Bir adım, senden bir adım arkada ve vücudunu yaptığı her hareketi, basamak çıkma, basamak dönme, hemen alıp hemen ona adapte oluyor çünkü o büyük bir tecrübe gibi. Onu da söylemek isterim. Ortada bir şey daha vardı. Üçüncü dedim ama onu galiba unuttum. Hem de tam uzatmayayım. Nasıl söylemek istediklerimi söyle. Hatırladım. Sesin tanrısal olana, sunak da sesin kullanımı. Evet, kesinlikle. En büyük insan ile yapılan büyülerden biri diyebiliriz. Sese hakim olan kişinin yarattığı büyü yani. Bu Wagner'de de böyle, Şaman'da da böyle. Öyle de böyle. Ama diğer köşesini söyleyeyim. Tanrısal olana sızan da ses olabilir. Çünkü onun girmesini biraz daha zor engelliyorsun. İki örnek. Evet. İki örnek. Yine başından geçen anekdot, bugün biraz mizahi şeyler gibi oluyor. Benim için çok önemli bir şey. Bugün doğal olarak karşımızda mimarlık akademisyenleri olunca o tarafa doğru da yöneliyorum şu anda. Mimar Sinan'da okurken bunu bir kere daha anlattım. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Belki buradaki konuşmalarda.
ya Mimar Sinan'dan mezun olmadan gideyim de şu Selimiye'yi göreyim diye. Bizim okul bırakmış, Yunanistan'a taşınmış bir arkadaşıma trene atladım. Uzunköprü'de indim. Şey bekledim, Selimiye'ye gittim en sonunda. 5. 6. senenin sonunda ki İstanbul'da artık çoğu şeye hakimdi. Özellikle İstanbul'daki Sinan eserlerine. Selimiye'ye gittim, biraz dolaştım ve beklediğim, etki böyle bir şey ya, ne zaman nasıl geleceği, beklediğim şeyi bulamadım açıkçası. Süleymaniye'de başka yerlerden çok iyi örneklerini verebileceğim. Çıktım ve bir süre sonra o kadar uzun kalmama gerek yok, gideyim ben dedim. Yavaş 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 bir şeyler yiyeyim, İstanbul'u deneyeyim falan diye avluya çıktım. Avludan bir daha baktım. Demin bilenler için demin Kadir'le örneği vermişim, şimdi Selimiye'deki avlu örneğini. Ve o avluda demin bahsettiğim sızan bir sesle karşılaştı. Gibi bir şey. Ne oluyor ya falan dedim. Selimiye'nin avlusunda. Hayırdır yani? Burada öyle bir şey falan ne oluyor? Ama inanılmaz bir ritim gidiyor falan. Koşuştura arka avludan çıktım. Tam avlunun karşısı bir kasetçi. Ben oraya gidince kadar parça değişti bile. Ama kasetçiyi buldum sesi takip ederek. Küçücük böyle bir cep kasetçi eskilerden. Gittim abi dedim, böyle ne çalıyordun biraz evvel? İşte dedi Edirneli Deli Selim ve arkadaşları falan. Hemen kaseti aldım. O zaman daha kolay capture etmek. Oradaysan tabii. Hı hı. Bunu da böyle bir not olarak söylemek isterim. Sızmak yani. Sesin sızması. Hı hı. Evet. Tarih boyunca hep o şeyde kullanılmış. Bu ister bir ritüel olsun. İster hükümranın şeyi olsun. Ne derler? 70 tane davulla develer üstünde şuraya gidildi, fethedildi olsun. Diğer taraftan her yere biraz daha kolay sızabilen, en azından eski fiziksellikte bir şey de yok değil ses ve müziğin. Onu da söylemek isterim. Heyecandan dolayı kusura bakmayın. Evet, çok çok güzel oldu. Şimdi yani bu ne kadar ilginç bir ortam. İşte hocalarım var burada yıllar öncesinden. Dostlar var. Hiç tanışmadığım yeni dost olacağımız insanlar var. Yani çok takdir ettiğimi hem konuşmayı izleyen soruların ve yorumların seviyesini çok olağanüstü takdir ettiğimi ve de işte bu kadar büyük bir grubun 2,5 saat kalmasının ne kadar değerli olduğunu düşündüğümü sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen bana e-mail atın ve bu konuşmaya devam edelim. Teşekkürler. Öncelikle Can Bey'e ve Cevdet'e ve tüm yorumlarıyla katkı yapan herkese çok teşekkürler. Cevdet, sen son bir şey söylemek istiyor musun? Ben de ulaşabilecek, yani bunları bulmak çok zor ama en azından e-mail atayım. E-mail yazdım ben de oraya. İstanbul'a getirdik. Sık sık gidip gelelim. Daha önceki işlerdeki gibi her gün bazen orada bitelim. Sergi görevlisi kılığına girip geçen anlattım ya, içinde bir hafta duralım falan. Hiçbiri gerçek olmadı ne yazık ki. Hem pandemiden hem de bizim ailesel olarak yaşadığımız sıkıntılı bir zamandan iki aydır falan oraya gidemedim. Fakat bu konuşmaların hepsi, gelen her soru, gelen her yorum müthiş bir şey yaşatıyor. Müthiş bir deneyim yaşatıyor. Onun için bundan sonra da bir şeyler söylemek isteyen birisi olursa yazsın, etsin. Bazen geç cevap, bazen her insan gibi kaza eseri uzun süre cevap veremiyoruz ama ben de e-mail adresimi bitirmiş olayım, vermiş olayım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu büyük bir, herkesin değişik ölçeklerde hayatında yaşadığı şeyler bunlar. Bu benim için büyük bir mutluluk sebebi şu anda yaptığımız şey. İşin gösterilmesiyle hem işin bitmediğini gösteren, hatta yani yine abartarak işin yeni başladığını. Çünkü bu işlerden işte aynen Can Bey'le tanışmak, kitabından haberdar olmak gibi işle öğrenmek, işle beraber öğrenmek. İş kendisi zaman, yaş etkisiyle yok olacak olsa ki bile yok olsun zaten. Burada pek bahsetmedik ama ahşap ev şeyinden. Bizde herhalde daha çok daha kalıcı bir şey yapılabilirdi. Bunu tekrar konuşmuş olalım. Almanya'daki işin büyük bölümü kiralık ses sistemi dışında birkaç yere bağışlandı ve recycle edildi. Arter'deki de muhtemelen öyle olacak. Olsun zaten. Bunun sonunda ahşap mimariden, onun geçiciliğinden de bahsetmiştik. Öyle bir kalıcılığı muhtemelen olmayacak. Ama izler, bir takım hakkında konuşulacak izler bıraktı şüphesiz. Ama bu
bu tip yerleri, bu tip mekanların diyeyim, bende böyle bir ufak bir repertuar oluştu. Aslında toparlanma yerleri bunlar. Mekan bizden bunu ister normalde. Fakat bu pandemide zaten mümkün değildi. Fakat şu çok büyük bir haz. Çok tekrar teşekkür ederim. Kah heyecan, kah Türkçe şeyiyle bazen ifademiz yanlış olabilir tabii ki. Ondan dolayı herkesten özür dilerim ama herkesin bir yapısı, bir dili, bir tavrı, bir şeyi var. Ve sanat konusunda da bunun gizlenmesi değil, tam tersi deminki kişisellik meselesine bir katkı daha. Tam tersi onun üzerine de çok çokça da gidilmesi lazım. En azından konuşma anlarında. Ve bu konuşma anının da işin kendisinin de tezatı da olabilmesi lazım. Çünkü oradaki iş bayağı ciddi bir iş. Öyle gözüküyor yani insanlar. Çok ciddi. Gibi. Onun için burada çok büyük bir fırsat. Aynen performansın, davulun, elektronik davulu şey yapması, sorgulaması gibi bu konuşmalarda işin kendisinin sunulmasını, nerede nasıl gösterildiğini, kitabında ne anlatıldığını, neyin anlatılamadığını, geçen Can Bey'e söylediğim gibi şu ana kadar yaptığımız, yapmaya çalıştığımız yayınlar artık çok şey çok güzeller. Hepsiyle elimizden geldiğince uğraştık. Burada isimlerini saymam bile gerek yok diğer kişilerin. Ama bir adım daha olsa, birisi söylese ki işte demin bahsettiğiniz yerlerde birinde iş tekrar kurulacak, bir yayın daha yapılacak. O zaman işimiz çok daha da arttı şimdi. Kitap daha kalın olacak diye değil. Bu tecrübenin neyini oraya koyacağız, ne yapacağız, kimlerden falan gibi böyle hayatımızı hem zorlaştıran hem keyifleştiren bir sürecin bir adımı daha. Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir moral ve şey kaynağı şu anda ne oluyorsa. Yanılıyor da olabiliriz. Ama yalama hakkımızı sanırım kullanıyoruz böyle işler başarak. Tekrar herkese teşekkürler. Evet, teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun katılımınız ve katkılarınız için.